Özgiş. 25 yaşında ve 3 yıllık evli. Ev hanımı olan gelinimizin memleketi Bursa. Evet değerli izleyenler, gelinlerimi aldım gördüğünüz gibi. Çünkü gelin evi nerede? Final gününde Bursa Nilüfer'de. E hadi yürüyün. Beni bekliyorsunuz. Elimizde ne var? Ne var? Kübra'nın testisi. Kübra'cığım çok teşekkür ederim. Unutmamışsın. Evet getirdim. Beraber kıralım. Beraber kıracağız. Tam finale yakışır evet, olacak evet. Değil mi? Ama nasıl alıştınız değil mi birbirinize? Evet. Çok alıştık. Çok alıştık. Ya nasıl su birleşti. Gibi geçti. Bak burası. Adres evet. Burası. Hadi gelin. Baksanıza. Çok güzel. Ay çok güzel. Meşaleler falan var. Evet. Ne güzel bir karşılama mı böyle? Bana. Hoş bulduk hayatım. Ne güzel bir karşılama bu böyle. Sizi böyle bugün bomba gibi karşılamak istedim. Vallahi müthişsin Pelin. Çok hoşunuza Işık gitti. Parla böyle, ne ışıl güzel, ışıl. Ne güzel. Şarkın da çok hoşuma ben gitti. Ben de çok beğendim. Çok teşekkür ederim canım. Çok naziksin. Biz de gördüğün gibi elimiz fark boş ettim, gelmedik. Fark ettim, bereketimizle geldik. Ve onun kına gecesinde kıramadığı evet. Testi evet. Bugün burada final gününde hep kıracağız. Hep birlikte kıralım olmadı aslanım. Vallahi gelin hanımlar, gelin hanımlar. Hepimize, bizi izleyen herkese bu içindeki gibi böyle bolluk, bereket gelsin. Hadi birlikte kıralım mı şurada? Tamam. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Çok güzel bir gün olsun evet. İnşallah. İnşallah aslanım. Heyecanlı mısın? Çok çok heyecanlıyım. E artık içeri geçelim. Gelelim. Paketimiz, evet. Hediyemiz de ağır. Teşekkür ederim. Değil mi? Evet diyorum. Hadi bakalım buradan mı? Evet buradan. Hadi buyurun. Bakalım buyurun. Hadi buyurun bakalım. Hanımlar. Buyurun buyurun buyurun. Pelin'in karşılaması güzeldi. Ben beğendim. Testimi de kırdık. Oh sefamız olsun. Bana bir puan verdi aslanım. Aa bir verdi. Ve çoğu şeyimiz aynı. Bence pizza evet. Boyutunda büyük. Evet. Ay bana siz de. Aklına başka bir şey getiriyor. Ay kusura bakma ben senin gibi mosmor olamıyorum. Benim mutfağım mordu. O gün sen de mosmordun bu arada. Şimdi ben bununla böyle atlayacağım. Ben sanmıştım ki Ahmet'in mutfağına girdim. Burası galiba. Laboratuvar gibi ayrıca. Hiç mutfak gibi durmuyor. Evet. Perdelerin çok yani boğucu şekilde. Neden? Farklı, 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 farklı. Siz ne istiyorsunuz? Aslanım. Bir söyleyeyim. Aslanım iyi misiniz? Açsanıza. Midem çok bulandı. Çok bunaldım. Çıkarayım mı o koliyi? Nefes alamıyorum. Az sonra... Pelin gelin evinin girişini ayna kapaklı bir gardırop ve dekoratif objelerle düzenlemiş. Beyaz ve pudra pembesi tonlarındaki mutfak büyük bir kullanım alanına sahip. Krem ve pembe tonlarının hakim olduğu salonsa avantgard tarzda. Gelinimiz yatak odasında da yine krem ve pembe tonlarından ve avantgard tarzdan vazgeçmemiş. Pelin ne güzel bir karşılamaydı öyle. Tekrar teşekkür ederim sürpriz sana. Sürpriz yapmak istedim aslanım sizi. Birisinden yardım aldın mı? Evet. Kim yardım etti? Eşin mi? Evet. Ay canım adı ne eşinin? Hamza.
Ay Hamza'ya çok teşekkürler ediyoruz. Çünkü o maytapları vesaireleri evet. hazırlamak destek işi. Senin de testi kırdık bugün. Evet çok güzel oldu ya. Bu bile nasip Sırılmamıştı, oldu. Sırılmamıştı 5 senedir. Şans bereket getirsin evet, inşallah. Evet beraber kırdık. Hediyemizi de takdim edelim. Final gününde ev sahibimize efendim hediyesini takdim ediyorum. Çok teşekkürler. Bak bakalım güzel bir şey seçmiş miyim senin için. Oo çok şık aslanım. Ya. Evet gerçekten. Şu şekilde göstereyim. Ben vereyim hanımlar da görsün. Evet. Nasıl? Değilmiş. Rengi de çok güzel. Bak hepsi başka başka. Bir yerden başka. Tanıdık geldi aslanım yastıklar sanki. Çok güzel. Betül'ün yastıklarına yani. Evet. Öyle mi? Evet senin yastıkların. Aa şu biraz onu evet. satıyor evet. Evet evet. Öyle. Çok, da. Çok güzel değil mi? Evet çok incesiniz aslanım. Ay, ne çok demek, sağ olun. Ne demek. Senin renkli kişiliğine bence çok yakışır diye evet, düşündüm. Çok incesiniz. İyi günlerde kullan. Güle güle, güle, güle kullan. Çok teşekkür ederim. Bizi hatırlarsın. Her zaman, her zaman. Bu ince düşünceniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz bir tane. Ben hemen sunumluklarımı getireyim. Tamam, tamam. İkramlıklarımı. Peki. Hop. Teşekkürler. Pelin'in karşılaması gayet güzeldi. Güler yüzlüydü. Değişikti biraz. Düğün salonu gibiydi ama güzeldi yani. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir ev bekliyor muydunuz? Ben bekliyordum. Ben de bekliyordum. Ben de bekliyordum. Ciddi misiniz? Ben bekliyordum özellikle. Ben beklemiyordum biliyor musunuz böyle bir şey? Baksana bayağı süslü çıktı vallahi evet. gelinimiz ha. Değil mi? 5 gündür senin tarzına yakın biraz. Evet. Ne diyorsun Ayça'ya? Beni çok eleştirdi ama onun evinde daha çok eleştirecek şey var. Diyorsun. Sen çok beğenirsin diye tahmin ettim biliyor musun bu evi görür görmez? Yok hayır beğenmedim. Hadi ya. Şu an. Acaba? O da senin evini beğenmemişti. Aslında ikisinin evet, tarzları da aynı. Evet o yüzden çok, çelişiyor çok birazcık onları konuşacağım. Sen, yani. Sen mor tonlarını kullanmışsın. Bana bir puan verdi tonlarını. Aslanım. Aa bir verdi. Ve çoğu şeyimiz aynı. Evet. Seninki başka böyle daha bir kahve tonlarındaydı. Koltuklarımızın desen olması, modelleri de aynı. Renk aynı. Tonlarımız aynı. Ay dur Ayşe'yle hatırlar mıyız? Gerçekten birbirine yakın salonlar. Evet. Ya fonların renkleri değişik ama aynı desen. Evet. Pelin'cim kolay gelsin. Ne hazırlıyorsun misafirlerine? Bugün özel misafirime Türk kahvesi sunacağım. Gelinler eleştirmesin sonra seni. Türk kahvesi ikramını ilginç bulmayabilirler demedi deme sonra. Ben çok seviyorum Türk kahvesini. Onların da sevdiğini biliyorum. O yüzden hiç sıkıntım yok. Eleştirmeyebilirler bu konuda. Biliyorsunuz son gün final bende. Pelin biraz heyecanlısın gibi geldi bana. Bayağı ellerim falan titriyor yani o derece. Kahvenin yanında ne ikram edeceksin? Bursa'nın meşhur kestane şekerini veriyorum. Orada bir şey daha görüyorum sanki. Kestane şekeri mi o? Hayır. O da çok güzel. Lezzetli bir çikolata. Antep fıstıklı. Onların da tatmasını istiyorum. Pelin, tepsilerin Ayçelen'inkilere çok benzemiyor mu? Hatta neredeyse aynısı. Biraz zevklerimiz aynı aslında. Ama ben biraz daha modern olmayı seviyorum. Daha şık olmayı seviyorum. O yüzden bu şekilde sunacağım. Dün Betül de düğününü izlerken kestane şekeri ikram etmemiş miydi? Evet. Ama ben bugün jelatinli olarak sunacağım. Çünkü üstüne toz falan gelebilir vesaire. Ben o şekilde sevmiyorum. Jelatinli olarak seviyorum kapalı biçimde. Ben bu şekilde sunmayı tercih ettim. Ben şunları şöyle ayarlasam benim için daha iyi olacak, daha rahat olacak. Hemen şu şekilde hızlıca nak götürmek istiyorum. Çünkü kızlar çok bekledi beni. Eleştirerek kalmak istemiyorum. Haklısın Pelin'cim. O zaman hadi biraz acele et ama sen de. İçeride söylenmeye başlamıştır şimdi gelinler. Hah geliyor geliyor. Pelin geliyor. Söyleyeceğiz Pelin'e de bunları. Sadece bir tane de renk farklılığı. Pembe, mor tonları yani. Ha evet. Geri kalan aynı. Türk kahvesi görüyoruz evet, ha. Evet. Final yerde de görmüştük evet. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim afiyet olsun. Şey moru sana vereyim mi? Üstüne uyuyor. Aa şu taşlar değil mi? Evet bunlar. Evet. Şunlar çok değişik. Evet. Nedir bunlar böyle? Aslında bunlar ekolopsiden yapılıyor. Ha. Süs olarak.
Üzerine epoksi. Çikolata. Epoksi, evet. Ama şey gibi, doğal taş gibi. Evet. Değil evet. mi? Sanki o efekt verilmiş. Bir şey geçirilmiş. Çok güzel yapmışlar ama. Bardak falan koymak için mi yoksa çikolata falan? Bardak atma olarak bakayım, da sunduk bardak olarak da. Biraz ama tırtıklı olduğu için belki tam oturdu. Bak ama. Oturdu. O şekilde kullanıyorum. Bu sefer çikolatanın evet, ben de biraz dengesiz duruyor. Bendekinde biraz tırtık var çünkü. Ama çok, çok amaçlı bir şey yani. Çok güzel. Bunlar kestane şekeri mi? Evet. Ay teşekkür ederiz. Bu da çikolatası. Tatmanızı tavsiye ederim. Çok güzel gerçekten. Vallahi tadarız. Geldik Bursa'ya. Kestane şekeri salonu gibi diyemeden. Bardakları da pembiş. Tabii ki de. Umarım her yerde pembe yoktur. İnşallah. Pelin'in kahve sunumunu karışık buldum biraz. Bana göre değildi. Sadece bardağını sevdim, su bardağını. Onun dışında çirkindi. Evet, bakıyorum da epeyce bir pembe. Sunumlarda da pembelikler var. Evet Aslan, pembeyi hemen çok seviyorum. Hızlıca ben gerçekten bu sunumla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Ayçelen'cim senden başlayalım hızlıca. Sunumluklar iyi, tepsimiz aynı zaten. Aynı. Evet. Ama benimki yine evet. Yuvarlak. Hani modelleri farklı. Senin aynı. Senin balık şeyi gibi. Şık duru yuvarlak olması. Benim daha balık desen. Aynı kalitede diyelim. Evet. Evet. Biraz aynı, daha küçük olsaydı yani. Tepsi bence güzel olabilirdi. Biraz büyük kaldı. Biraz pizza evet. Boyutunda büyük. Evet. Evet. Biz de evet. Yaparız olmadı. Ben sonra çekeyim. Fincanları nasıl buldunuz? Evi gibi karışık buldum. Allah Allah. Sunumluklarla uyumu ne alaka? Yani ben daha renkli. Özel bir şey beklerdim. Çok renkli. Yani böyle daha modern. Bu ben sefer ben de takımından, yemek takımından. Yemek takımının fincanları mı? Evet, göstermek istedim. Güzel. Çünkü arkadaşlar hep ben başka sadece şunlar, evet, bunlar fincan takımı kullanılabilir bence. Şunları hı-hı. Sevmedim çok. Evet. Yani bunun yanında. Bu birazcık ağır çünkü yemek takımı evet. Ya. Şu benimki mor ama arkadaşların turuncu falan buraya uymamış pek. Hı-hı. Seninki mesela mavi galiba. Evet. Aslanınki de mor. Bunları pek benimki sevmedim mormuş, evet. Yanında. Bir de tepsini. Sen bir biraz şey eklemek büyük. İstiyor musun? Yani bana da biraz gözüme karışık geldi. Karışık geldi. Evet. Bardakları çok bu da bir gitti. Yorum aslında. Hı-hı. Sevenler de, beğenenler de olmuştur muhakkak. Mesela ellerine, kollarına sağlık bir tanem. Evet, daha neyi? Ama şey, jelatin olmasını özellikle istedim. Çünkü Betül Hanım bence açık gösterdi. Üzerine toz gelir vesaire. Onu ben pek istemedim. Ben paketli olmasını jelatini sevdim. Jelatini tavsiye ederim size de. Bunlar böyle satılıyor Bursa'da Kübra'cığım ve ben bu şekilde olanları da bir yere giderken almayı tercih ediyorum. Böyle çok daha bence mantıklı. Ayça şey, belki kahve ben sunumunda de. Açık daha güzel. Evet. Ay, siz de. Bak böyle daha kolay yiyebilirsiniz. Yok kürdandı, yok çatalla uğraşmazsınız. Ama ben misafirim, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Belki sevmediğim bir şey olacak. Ben yemek yemek istemeyeceğim yani. Ama genelde yiyorlar Aslan Hanım. Meraktan kırmızı açıp yiyorlar yani. Valla ben görür görmez kestane şekeri olduğunu anladım. Ya ben de anladım ama onlar anlamayabilir İstanbul'da oldukları için. O zaman alt yazı geçer kendisi. Evet hanımlar, bence evimizi yorumlamaya geçebiliriz. Pelin Gelin'in salonu avantgard tarz dekore edilmiş. Krem tonlarındaki oturma grubunda kadife, şönil, lüken sayak, kapitone ve oyma detayları ön planda. Televizyon ünitesi tek başına gösterişli ama keşke üzerindeki aksesuarlar daha sade olsaydı ve ekstra led ışık kullanılmasaydı. Oymalı lüken sayaklı yemek masası ayna detaylı. Duvarın komple aynayla kaplı olmasının sebebi herhalde bu detayların devamı olarak düşünülmüş. Tamam, büyük ebatlı ayna kullanmak mekana derinlik katabilir. Ancak aklınızda olsun, aynanın tek parça olması şart. Kenarı püsküllü kruvaze tül perdeler, taş detaylı perde kordonu ve şönil fon perdelerin birlikte kullanılması pencerede karmaşık bir görüntü ortaya çıkarmış. Pelin Gelin tavanda taş ve metal detaylı çoklu sarkıt avize tercih etmiş. Oturma ve yemek bölümlerinde farklı form avizeleri tercih etmesi çok yerinde bir karar diyelim ve sözü yorum yapacak ilk gelinimize bırakalım. Başlıyorum Pelin'cim, hazır ol. Bekliyorum. Gözlüğünü getirelim mi? Yok, hayır. Hayır dedi. Pelin. Demek ki beğenmiş. Sen şaka mısın? Önce bunu söyleyeyim. Salonda birebir yani birçok şeyimiz aynı tarzda, aynı model, aynı desende. Avantgard olarak aynı. Avantgard olarak değil tatlım. Fon perdelerimizin desenleri bir aynı. Yani renk tonlarımız gold, kırık beyaz tonları aynı. Ya şıklıkları aynı.
Nasıl bana bir puan verebildin? Bu benim zevkim mesela hani. Bir, tamam, zevkimiz aynı olduğu için biraz absürt oldu senin bana bir ama vermen. Ama seninki daha bizden ağırdı. Çok farklı evler daha vardı, anladın mı? Evet, onlarınki de onları çok farklıydı. Onları beğenip de beni aynı tarz olduğum bir evi beğenmemen akla başka bir şey getiriyor. Ne getiriyor? Mesela benim evim senin evinden daha güzel. Beni rakip olarak gördün demek oluyor. Hmm. Yani bana dedin ki masamdaki bir tane sunumluğuma dedin ki kupa gibi duruyor dedin. Ben dünya kupası görüyorum konsolunun kaldırıldım üstünde. İstersen. O kadar çok avantgard bir tarzdır. Evet ama bu kadar da göz yormasına gerek yok. O aynalar ne öyle? Sizde ne boy aynası gördüm ne başka bir şey gördüm. Boy bir aynası derken? Kübra'nın giyinme odasında vardı. Benim de giyinme odamda vardı. Boy aynası da salonunla alakalı. Bir evde boy aynası şart mı? Hayır, ayrıca yani oturduğun koltuğun desenli olması, desenleri de benim evimle aynı. Şuradaki led ne alaka yani şimdi? Bu ışıltılı hayatı sen mi seçtin? Evet, ben ama seçtim. Ama saçma seçmişsin. Yok. Yorumum bu kadar, daha ne diyeyim ki sana? Yani herkes her şeyi izleyip görecek. Pelin'in salonuyla benim salonumda aynı parçalar vardı, aynı renk uyumları vardı. İçeriye girdiğim zaman kendi salonuma girmiş gibi oldum. Aynı atmosfer vardı. Pelin'cim bir şey diyemiyorum sana. Bir şey demiyorum Pelin. Şu aynayı boy aynasıyla bağdaştırman kötü oldu bence. Evet. Buradaki ayna çünkü boy aynası sizin değil ya da burada makyaj da yapmıyorsun. Sizin aynı gördüm ama başkalarında hiçbir şekilde böyle şık bir ayna görmedim. Onu demek istiyorum ya size. Ama onların belki mobilyaları kaldırmayı. Mesela salonu yapabilirdiniz sizde. Duvar kağıdı olabilirdi. Benim salonum bu kadar şey aynayı kaldıracak bir salon değil. Çünkü o kadar şık şey değil yani. Benim şık olduğu spor. İçin ben de bunu uygun gördüm. Bence kötü değil ya. Ha? Ayna ama bana da kötü gelmedi ama konsolumda, evet, şurada falan da bir aynı de koltukların kenarlarında da var ya. Evet. Çok fazla gözüküyor ama ayna benim için kötü durmuyor bence. Bana evet. Çok hoş geldi çünkü bu tarafı yapsam olmayacaktı. Orada da çerçeve doğru. Olarak da kullanmak yemek istemedim. Yemek bölümün orası. Evet, evet. O yüzden ben çok güzel olmuş. Bence oluyor. De ben çok beğendim. Güzel olmuş ama aksesuarlarına keşke o kadar büyük seçmeseydi ki o aynayı kapatmasaydı bence. Hmm. Aslanım ben müsaadenizle bir şey almak istiyorum. Tabii. Bunlar iki televizyonun yanında tek başına duruyor. Keşke bir vazoya koysaydın. Şimdi ben bununla böyle atlayacağım. Evimi biraz da gez istersen. Çünkü evet. Cadı olduğunu belirtti bu şekilde aynen. Yaparak Betül Hanım. Çünkü siz demiştiniz ki iki türlü karakteriniz varmış. Şöyle bir yani gerçekten ispatladım burada finalde aslında yani. Bir ben bunu şey olarak kullanabilirim. Yazıyor. Ne olarak kullanacaksın? Yelpaze de olur çok her şey. Yok, hayır, yelpaze. İnsanlar böyle. Üzüm alalım. Üzüm alalım. Ya kızlar bırakın evet, çok yaratıcısın. Evet bence uzun bir vazoya güzel olmaz mıydı ama? Vazoyu yani koyabilirdin gerçekten. Evet o dediğin doğru ama o şekilde ama çok hoş olmadı. Yok dikmiş oraya. Niye böyle bir şey yaptın? Aslında ben çok sevdim ya. Neyi? Böyle değişik şeyleri seviyorum. Şey eşin sana böyle aradı böyle. Hayır güzel biz kötü demiyoruz. Demek istediğiniz onu bir vazoya koysaydın daha güzel dururdu. Ama başka ikisini de oradan kaldırın. Gerçekten çok sade kalıyor. Ben de tamam canım orada ben kaldır demiyorum. Vazoya koydum. Vazoya koydu. Öyle... Çünkü öyle ayağı dikmişsin bırakmışsın onu ben. Öylece. Pelin'cim sade derken orada kocaman yani şamdanların var ve orada. Ve bir dakika günlerdir boş şamdan, boş şamdan. Evet. Buyurun bütün şamdanlar sonunda. Dolu. Şimdi yiğidi öldür sonunda. Hakkını ver demişler. Evet, evet. Bütün teşekkür ediyorum. Şamdanların dolu. Buna ne diyorsunuz? Tebrik ediyorum bu konuda. Gümüş, aksesuarların hepsi. Ama avizeyle böyle biraz daha sporla klasik yapmaya çalıştım. Bence İki tonda hepsi, hepsi klasik. Burada spor ne var ki şey mesela? Yok. Neyin spor? Chester var. Chester mı? Evet. Hayatım bu Chester ama ayakları, yastıkları... Ama tam genellikle Chester diye geçiyor koltuklar. Senin koltukların avantgard. Tam bir avantgard mobilya. Evet. Gerçekten hı-hı. Öyle. Hani günlerdir söylediğimiz avantgard mobilyayı aslında burada tam manasıyla gördük. Evet. Sen de avantgardın bir üstü, bir tık daha klasik. Evet. Klasikti, evet. Şimdi masanın ayakları neden öyle? Bir tarafı farklı, bir tarafı farklı. Valla onu ben üretmediğim için... Yok yani, anladım ama ben yapmadığım sen aldın ve bir tarafı yuvarlak, bir tarafı düz bir geliyor. Bir tarafı cam, evet. Aynaya bakarak yani, mı yemek yiyorsun, kare. Ne yapıyorsun? Hobin mobilyacıya sordun mu niye hiç böyle diyor? Hiç sormam aslanım. Hoşuma beğendin. Gitti. Evet yuvarlak değişik bir tarz. İki kısımda farklı hani. Hep herkesin ikisi de dikdörtgen oluyor köşeleri. Evet, evet. Hiç gerek yok dedim, hoşmuş mobilya. Acaba neden olur aslanım merak ettim şimdi. Neden o şekilde yapmışlar? Gerek yok yapmış derken yani. Nasıl yani değiştirmeye gerek yok. Fonlarını beğenemedim. Ayçelen'de de beğenmemiştim zaten. Tülper'den benim için okey, düz, sade ama yine o aksesuar. Ben onu görmek istemiyorum artık gerçekten. Hangisi aksesuarının şu gri olan evet, mı? Püsküllü. Ben de püsküllü görmek istemiyorum. Püsküllü evet biraz fazla olmuş. Daha bir de ben fiyatlarını merak ediyorum. Kruvaze bir tül yapmış. Evet.
Çünkü Fransızcam var. Haklısın. Fiyatını merak etti arkadaşım. 1500 TL. Öteki de 1500 TL. Ha 3000 TL. Storlar dahil mi? Storlar dahil. Komple bir cam. Evet. Bir tanesinde var zaten store perde. Ben Ayçelen'de de beğenmemiştim bu perdeleri. Ben ama Ayçelen'den daha iyi kullandığını düşünüyorum. En azından düz tül takmış. Ayçelen'in tülü desenli simli. Fonları böyle patlak. Yani anlamsızdı. Senin biraz de yalnız tülün desenliydi. Ama benim evime uygundu. Evine sizin uygun gibi muydu? Senin evinde 1000 tane renk vardı. 1000 tane renk oturum sever odasında misin Ayçelen'cim? Canım benim zümrüt yeşili vardı, sarı vardı, gri vardı. Kırmızı. Kırmızı vardı, siyah vardı. Kırmızı bir tane daha küçük mum vardı. Daha ne sayayım mesela? Ne gold, beyaz. Başka renk gold, mi kaldı? Beyaz. Gold, beyaz. Beyaz, gümüş. Var. Evet, gümüş. Beyaz vardı. Daha ne sayayım, renk mi kaldı? Aa, kusura bakma, ben senin gibi mosmor olamıyorum. Bir de Aslı Hanım, ben benim mutfağım mordu. O gün sen de mosmordun bu arada. Evet, kötü bir ev görünce öyle oluyorum. Aslı Hanım, şöyle bir şey söyleyeceğim bir de. Bu arada benim avizeme laf etmiştin. Evet. Hatta ben taş demişim, kristal diye düzeltmiştin. Evet. Aynı şekil görüyorum sende de. Kristal. Taş görüyorum, kristal taş nerede görüyorum. Tamam, taşı göster bana. Nerede taş? Kristal taş diyorum. Pelinciğim sen taş diyorsun ışığa bakınca taş gözüm kör oluyor baştan galiba. Taş diye belirtiyorsun taş ya. Demiştim, sen kristal diye düzeltmiştin. Tamam, Kristal Hanım'la. Boş verin. Avizen de aynı yani, aynı. Şey baharatlık gibi ince uzun. Kiminle aynı avize? Benim yani beni kınadığın ama her model şeyi olarak senin daha evinde farklı de görüyorum demek isterim. Senin sadece mı evin çelişiyorsun anladın modern mı değil peki? Ağır avantgard anlatabiliyor muyum? Ağır ben? Buradan daha ağır bir avantgard ben yani zigonlarımız bile ama aynı. Ama yine benim krem rengi daha açık aynı ya ağır kaçmıyor. Daha bence kızlar siz öyle ikiniz geliyor birbirinize çok haksızlık ediyorsunuz. İkinizin de evleri aynı o konuştu diye sen konuşuyorsun. Sen konuştu diye o konuşuyor. Hayır öyle bir şey bence yok. Bence sizin evleriniz aynı. Öyle bir şey yok. Yalnız benim günüm ayrı olduğu için, senden önce olduğu için sen çeliştin o puanını anladın mı? Bizden daha farklı evler vardı. Senin evinden korktun mu? Evet benim evimden korktun. Çünkü tarzlarımız ayrı, farklı yorumladık ikimiz de. O yüzden gözün korktu bence. Bu kadar Pelin. Peki avizenin fiyatını öğrenelim Pelin'cim. Avizenin fiyatı aslında ikisinin toplamı 3000 TL. 3000 TL. Evet. Ha, güzel. Orada dikkat ettiyseniz oval burada yuvarlak tercih etmiş Pelin. Bence o daha şık duruyor. Bu daha mantıklı. O yemek masası yani daha uzun olduğu genelde için çok daha uzun olması ve oval olması gayet mantıklı. Burada burası da bunu tercih ayrı bir ambiyans olduğu için yuvarlak. Ben güzel. Çok, sen de dekore ettin evini evet komple. Evet. Şamdanları beğendiniz mi? Aksesuarlarını. Uyumlu olmuş. Yani onları sevdim. Fazla. Evet. Fazla mı? Hangisi fazla mesela daha olmalı fazla olmamalı? Kalabalık. Yani her bence şey o kadar kalabalık ki. Evet ortadaki fazla evet olmuş. Karışık ve kalabalık. Evet. Mesela hanımlar o ortadaki şu sehpanın üstünde olsa daha mı evet olur? Çok mükemmel oldu aslanım. Pelin'cim bu hiç bir alsana olmuş bir değiştirsene. Normalde öyle zaten. Hadi gel. E niye kaldırdın hayatım? İşte aslanım heyecandan değiştirdim vesaire. Şey, Kübra'cığım onu alsana ortadan. Bak şimdi. Biz kendimize bakalım. Evet dur şimdi. Koy şimdi onu koyayım oraya. Aslanım. Lütfen. Aslan'ı tebrik evet ediyorum sizi. Yani çok daha güzel. Bunu da kaldır hayatım. Bunda tamam da böyle kurabiye vesaire bir şey sunumu yaparsın sonra. Evet. Böyle daha güzel olmadı mı? Evet. Evet bence de. Bence hatta o bir fikrim daha var. Evet. Şu örtüyü de alsan altına. Alayım Aslan'ım. Ah, ay bayağı ağırmış. Bunu da kal. Nasıl oldu? Ağır herhalde. Bu mu ağır? Bu bile şey. Bunlar hediyelikleri sanırım. Sağ olsun. Evet. Ha? Evet, ama mor ya burada olmamış biraz. Ama tepsinin içine güzel uymuş. Evet, yani karıştırmış. Güzel uymuş. Ben uyumlu buldum açıkçası. Bu daha iyi olmadı mı buraya? Evet. Bence de. Ha? Bence bunu böyle kullan ablacığım. Aslında daha ferah bir görüntü oldu sanki. Ha? Evet. Bu da çok kalabalık olmuş mesela. Bu zaten bir süs ya. İçine bir de yani 1000 tane süs koymuşsun daha fazla kalabalık. Diğer türlü de bence boş. Bence de. Yok hayır bir tane mesela şu elmaları koyabilirdi 2 tane. Ya da mum olabilirdi ortasında ama hepsini koyması daha çok kalabalıklaşmış. Şunlar çok güzel değil mi şu? Evet. Elmalar da gümüş ama. Gold'un içinde ama. Evet gold'un içinde gümüş olmuş. Zaten ama rahatsız etmedi beni. Siz herhalde bu şekilde istiyorsunuz. Şey cam Gold'da gözüküyor çünkü gold uzaktan o yüzden. Cam gözüküyor evet. Evet. Kübra Hanım. Efendim. Galiba siz bu şekilde istiyorsunuz ya da beklentiniz bu şekildeydi. Gold'sa bütün her şey gold olsun. O odayı, gümüşse hepsi evet, gümüş evet o odadaysa olsun aynen öyle. Ben sevmiyorum gold ve gümüş karışımını. O yüzden neyse onu kullanırım yani. Peki bu salonun mobilyalarının fiyatı nedir Pelin'ciğim? Aslanım yemek takımıyla birlikte 45.000 TL. Hı hı. Nasıl 3 yıl buldunuz önceki fiyatı mı? Evet. Evet. 3 yıla önce göre bence bir tık pahalı. Bence iyi yani ama bu göre mobilyaların tamam fiyatı evet bu. Peki halın? Halım da 2,5 TL. 2500 TL.
bu bence. 2500 TL. Biraz küçük kalmış bence. Küçük ve bence fiyatına göre... Ama normalde burada da koltuk olduğu için biraz daha bir şey oluyor, küçülüyor. Ya halı da hareketli, yastıklar hareketli, berjerler hareketli. Hı. Daha mı sade olması evet, lazım? Evet, bir tık sade olabilir. Fakat dikkat ettiniz mi? Duvarlara bir şey asmamış evet. Ve güzel olmuş. Bence çünkü ailece gösterişli aksesuarlarla birlikte. Bence de. Evet, dış sesten şöyle bir mutfağa bir gir, ardından da gelinlerim gelsin, olur mu? Her yer çiğ. Tamam, bu ne ya? Belinin mutfağı nedir evet. Ya? Bence bu benim zevkim zaten. Evet, senin zevkin görüyoruz ama zevk görmüyoruz. Ne zaman vefat etti? İki anneanneydi o zaman evet. Mı? Aa! Bir söyleyeyim. Aslanım iyi misiniz? Açmaz. Çok bunaldım. Çıkarayım mı o koliyi? Nefes alamıyorum. Az sonra. Pelin Gelin'in mutfağı beyaz ve pembe tonlarında. Evyenin pencere önünde olması gün ışığından faydalanmak için doğru. Aynı şekilde ocağın tezgahın orta bölümünde yer alması, iki yanının boş bırakılması da kullanım kolaylığı açısından çok mantıklı. Boncuk detaylı kulplar, düz beyaz dolaplara şık bir hava katmış. Penceredeki pembe kruvaze tül perdeler hem renk hem de model olarak mutfakla uyumlu. Son olarak gelinimizin mutfağına şık bir görünüm katmak için beyaz cam ankastre tercih etmesinin doğru bir karar olduğunu belirtelim ve sözü ev sahibimiz Pelin Gelin'e bırakalım. Kızlar, Pelin'in mutfağına hoş geldiniz. Yorumlarınızı sizden bekliyorum. Belirtmene gerek yoktu Pelin'cim. Zaten her yerde yazıyor. Ben sanmıştım ki Ahmet'in mutfağına girdim. İyi ki yazdın gerçekten. Aynı şey. Mutfağı olsa benim sana tavsiyem mavi olurdu her yer. Niye? Ahmet'in mavi mi kullanır? Diyorsun sen de ya. Kız ben de kız olmuşum pembe. Evet. Ya kızlar sadece pembe kullanır yani. Yok bak Arkan'ım sen mavi de var, beyaz mavi. Var, evet, var, yeşil var. Kırmızı var. Görüyorum. Bir şey söyleyeyim size. Bence bu haftanın en dolu benim şu an yağdanlıklarım. Hepsi dolu yani. Sizinki bomboştu. Benimki de doluydu. Hiç gözükmüyordu ama dikkat ama benimki de doluydu. Ama senin yarım doluydu. Benim tam dolu şu an baktığında. Niye şu an tam dolu olunca ne oluyor? Yarım dolu olunca ne oluyor? Kullanmış oluyorsun. Görüntü yani. Niye o yağda kullanılmak için değil mi yani? Sen, sana gelirken. Bence yağdanlık bir kere orada hiç hoş durmuyor bence. Nerede durması gerekiyor? Bence dolabın içinde durabilirdi. Ya seninki da bu tarafta durabilirdi. Çok mu hoş duruyordu? Tamam boş ver onu. Pelincim peki bu ne mesela? Burada mavi ne alaka? Beyaz ya. Ben hiçbir şey uyduramadım. Beyaz ama duvarların beyaz, sadece dolapların beyaz, perdelerin pembe, halı pembe. Mavi hiç yakışmamış kettle. Buraya. Ama bu beyaz bir kettle kullanabilirdi. Beyazı mavi kullan. Hangi renk kullanabilirdi? Beyaz kullanabilirdi. O zaman çok çiğ kalırdı. Zaten burası çok çiğ. Neresi çiğ? Her yer çiğ. Tam bu ne ya? Belinin mutfağı nedir evet, ya? Evet, orada da yazıyor. Mesela burası bir mutfak, şunlar ne alaka burada? Ben niye buradayım diyorlar şu anda evet, bence. Kübra, senin evini de gördük. Bence fazla, sen konuşma. Fazla biz süslü konuşma. Bence mutfağa göre. Teşekkür ederim, evet süslü. Evet, bu arada katılırsın gördük. Bana herhalde. Sen de süslüsün, ben de süslüyüm. Sen süslü değilsin bu arada. O çiçek ne orada? O normalde ne alaka yani? Bana dediniz ki aplik ne alaka? O ne alaka? Üstüne de led tel burası var. Laboratuvar gibi ayrıca. Hiç mutfak gibi durmuyor. Evet. Laboratuvarda sizin böyle söyleyecek bazı... bir şey bulamıyorum. Burada tahlil falan yaparsın. Ben de söylemek istersen. Bir şey soracağım. Tek sevdiğim iki renk pembe ve mavi mi? Evet. Bak görüyorsun. Çok uyumlu bir de orada gerçekten. Gözüm galiba görmedi. Gözlerim kör oldu sayenizde. Gözlük falan takmıyorum. Gerçekten darıldım sana. Keşke geçseydim. Peki şu ne? Ayçelen Pelin'in mutfağına girdiğimizde laboratuvara benzetti. Her evde aynı şeyi söylemek zorunda mısın canım? Her yeri hastanenin bir köşesine benzetemezsin. Hiç de laboratuvara benzemiyordu. Çok saçma olmuş biraz yani. Bu ne? Ben niye buradayım? Kesinlikle laf ettirmem çünkü çok özel biri yaptı onu. Ben anladım ama ne yani. Ne olarak kullanır? Süs mü yani bu? Süs, sunumluk olarak da kullanabiliyorsunuz normalde. O şekilde tasarlanıyor. Yani ama laf ettirmem diye bir şey yok. Yani çünkü buraya olmamış bence bu. Yok hayır bu. Ben çok severek, beğenerek kullanıyorum. Ben herkes çok sevmedim. Beğeniyor. Tezgahın ama sizin evinizde hiçbir şey göremedim bu şekilde. Değişik bir şey göremedim. Ben değişik bir şey göremedim. Şu an gerçekten boş yorum yapıyorum. Şu mu değişik mesela? Şu mu değişik? Bu mu değişik? Yok, sende de olabilir.
Ben bunu hiç beğenmedim. Çok kötü duruyor bence burada. Senin evinde... Çok basit kalmış. Senin evin biraz daha böyle süslü. Modern değil mi? Hayır, modern evet, değil mi? Modern diye bir cümle yok bu arada. Bu burada bu çok basit kalmış. Bu yüzden ben zaten kalmış. Sustum böyle. Biliyorum çünkü sizin evinizi gördüm. Evet, yağdanlıkların da çok basit. Yani böyle olacağını. Ben de senin evinin böyle olacağını zaten söylemiştim. Dinlemediği için ben anlamıyorum. Hayır, ben konuşamıyordum ya, bir dakika. Ben konuşamıyordum ya. O yüzden sizinle şu anda muhatap olamıyorum. Çünkü beni dinlemiyordunuz farkındaysanız. Şu an yani, dinliyor muyuz peki? Sen kendini dinlettiremiyordun bence canım. Çünkü sen konuşmadığın için biz de dinleyecek bir şey bulamıyorduk. Ama şimdi konuşuyoruz. Muhatap olmak istemiyorum tarzı bir cümle kullanıyorsun. Biz senin evini eleştirmeye geldik. Konuşmalısın evet. Bence artık. Konuşuyorum tezgahın zaten. Oldukça geniş. Neden hepsini ocağın yanına yani, yürüdün? 5,5 metre ya. O yüzden ben de kullanayım dedim. Burası doldurayım biraz. Ama burası ama sadece yani. Burayı doldurmuşsun. Evet. Her yer boş. Seninkinden bir tık daha şey, büyük tezgahın. Betül'cüğüm. Bir tık daha küçük geldi yani. 5,30. Mesela ben bambu görüyorum. Bambu başka hçiçbir yerde yok yani o yani göstereyim istersen. Siz de konuşun isterseniz. Ben konuşmak istiyorum ya. Şurada var mesela. Mesela ben bu suflayla neyi uydurdun onu anlayamadım. İki tane baharat takımım var. Biri var, diğeri niye var? İkisinde de ayrı ayrı şeyler var içerisinde. Tamam ama onlar biraz daha sade yani onlar kullanılınca. Ben onu çekmede bulunabilirdi. O köşeyi farklı yaptım. O köşede farklı. Hayır, o görüntü olarak şey farklı, onu kullanıyorum hayır, mesela. Hayır, burası yani mutfağa dahil değil mi yani? Ben o yüzden şaşırdım. Yan yana ayrı ayrı baharatlık koymam peki. Mutfakta ocağın yanında iki ayrı baharatlık vardı. Baharatlıkların birinin içi gözüküyordu. Diğerinde ne var diye sorduğumuzda neden iki tane baharatlık takımım var dediğimizde bize ikisinde de farklı şeyler var dedi ama açtım baktım ikisinde de aynı şeyler vardı. Niye yalan söylüyorsun ki tatlım? Tamam. Neden böyle bir şey seçtin? Ben evlendiğimde o sene bunlar çok modaydı. Ben de çok istedim. Sağolsun kayınpederim de yaptırdı. Yatak yani moda illa bir şey moda olduğunda onu koymak zorunda mısın? Ama özendim bir şey yaptırmak istedim ben de mutfağıma. Ben hiç beğenmedim bunları. Ben bu benim zevkim zaten. Evet senin zevkin görüyoruz ama zevk görmüyoruz. Bence bari yanlış düşünüyorsun sen şu an. Bir şey soracağım. Fayansını fare mi yedi? Yok. Orayı kim yedi bilmiyorum da bence usta yemiştir. Çünkü ben de ondan çok şikayetçiyim. Niye? Burada onu da sesleniyorum. Yok yaptıracak mı? Orası nedense olmuyormuş. Herkesin evi oluyor. Ben de buzdolabına genelde benimki olmuyor böyle nedense. Şeyler asanları gördüm magnet de. Burası ne alaka? Niye buraya böyle tamam, bir şey asmak? Orası da metal ya. Yapışıyor oraya da. Her metale yapıştıracaksın yani. Musluğa falan böyle evyene de yapıştır o zaman yani sen. Çok gözüken bir yerde değil ki orası yani. Oraya. Bence oraya da yapışır. Deneyelim mi? Ben oraya da buzdolabını da yapıştırdım. Evet gördüm. Her yerde EP harfleri görüyorum. İnşallah yatak odağında falan yoktur ya. Bakalım göreceğiz bir var mı yok mu? Bir de sen Münevver'in derslerine de bir şeyler söylemiştin ama seninkisi de evet. Yani aşınmış gibi. Benim ya. Derslerim ben de hoşlanmadım. Evet. Ders arasından hoşlanmadım. Neden derseniz gri doğrusu. Ben kendim o zaman sen hoşlanmıyorsan başkasına yorum neden yapma. Bunu söylemen evet, yanlış. Bir şey yok yani. Yapacak bir şey çok var. Evet. Ne kadar onları değiştirseydim. Ben bu şekilde dizayn ettim. Orasını da bir zamanla zaten düzelteceğim kızlar. Yani mesela boşluklara bir şeyler koymuşsun kendince. Bence mutfağın bir aksesuarı değil bence onlar. En azından Kübra'nın mutfağı gibi boş değil. Onun içi de dolu bakarsan yani eğer. Yani boş olmaktan sonra. İstersen birazcık daha gel yani böyle. Mutfağın bir bakla çiçek var yani. Her yer çiçek tamam, mesela. Tamam mutfağa uygun benim bir aksesuar mı? Benim mutfağındaki çiçekleri neden laf ettin o zaman? Senin çiçeğin farklı, benim çiçeğim çok farklı. Niye? Ne alaka? Çiçek. Evet çiçek. Diyorum ki ne senin çiçeğin yani? Farklı, benim çiçeğim çok farklı. Benim çiçeğimle mesela. Senin çiçeğin ne? Bak işte diyorum ya çok farklı tamam, diyorum. Tamam ne benim çiçeğim ağzımla. Senin çiçeğin benim çiçeğim var. Çiçek çiçektir işte. O ne zaman alaka beğendim o zaman? Tamam. Eğer öyleyse üstünde çiçek. Benim de üstüm çiçek. Beğenmedim. Bu hafta full zaten çiçekle gittik. O yüzden bence beğenmeniz gerekiyor. Olmamış. Ne alaka? Evet. Bu hafta hepimiz çiçekle gittik. Dolaplarını kendin yaptırdın değil mi? Hepimiz. Evet hepsi. Ne kadara mal oldu peki? Şu şekilde söyleyeyim. Kayınpederim yaptırdı. Fiyat olarak da bilmiyorum. Hediye dedi. Peki bu tüllerin fiyatı ne? 800 lira. Yani buradakiyle beraber hepsi. Evet, sadece üçü yani. Yani evet. Bu gerçi birleşik. İki. Dördü. Storlar dahil mi içinde? Dahil, evet. Storlar dahil. Evet. Halının fiyatı nedir peki? O da 300 lira. Yani düz bir halı yani. Ya halının kullanış evet. Biçimi çok iyi. Yani bunlar makineye atıp yıkanabilenlerden. O yüzden ama, iyi ama çok bu Pelin'in yani mutfağı yani. Yazısı ya çok, hiç hoşuma gitmedi çok açıkçası. Çok özenmiştim o sene tabii ki de. Ben de bu şekilde istedim. Çünkü herkesin evinde de yok gerçekten. Çok ben bir ara bunu herkesin evinde gördüm. Bence sen o sıra aldın bu halıyı. Olabilir. Bir de neden mutfağında masa yok onu anlayamadım. Burada halı var orası aşırı boş. Ama Betül'ün gibi de duvarlarda fayans yok. Mesela kayınpederim sağ olsun öyle bir şeylere karışmadı. Ben halı yok diyorum. Halı boşluğundan bahsediyorum. Yani karışınca bir şey mi oluyor? Ben kıramadığım için tamam dedim tamam, yani. Ben de kıramadım. Sen de bunları yaptırmışsın ama bunlar da diyor ki yani
salonda mı kullanır bu? Yani değişik salon bir şey. Salon mu diyorsun buna şimdi? Hayır yani hayır, salon işte tarzında olduğunu söylüyorum. Hayır ben çocuk odasında kullanılır böyle evet. Top top ben ya. Ben salon tarzında evet. olduğunu düşünüyorum. Hayır salon olmaz. Ben kumbalıp gideyim hayır. salona takayım demiyorum yani. Hani salon tarzı diyorsun bu salon tarzı olmaz. Çok ağır bence. Sizce de bu tarzı bana çocuk odasında kullanılabilirmiş gibi geldi. Gerçekten çok yanlış konuşuyorsun. Mesela neden masan yok mutfakta? Çünkü balkonum var. Kışın geniş. Evet orada çünkü klima da var. O yani ne güzel ferah bir evet. alanın var. Yani iki kişilik de olsa ben burada bir masa beklerdim yani. Ya da farklı bir şey. Hayır. Mesela ben kül kahve köşesi yaptım öyle bir şey. Evet, istiyorum. Ada mutfak yapacağım. Hmm. Peki bu ada mutfağı nereye yapmayı düşünüyorsun? Yani halının olduğu kısmı. Halının olduğu kısmı. Biraz, yani biraz alanı daraltır ama. Ya hoş durur diye düşünüyorum ama. Bence masa alman ya da kahve köşesi yapman şu boşluğu bana ya daha iyi olur. Çünkü gayet... duvarların çok boş, beyaz yani. Çiğ mi diyorsun şu an? Evet yani çok her beyaz. Hayır bence yani. Orasına elemek pembe beyaz, pembe beyaz. Salonun da aynıydı, burası da aynı. Evet her yerde aynı şeyi görüyorum. Benim evime laf etmiştiniz. Şu anda gördüğüm bütün evlerde aynı şeyler hep kullanılmış. Demek ki zevkler birmiş. Zevkler değil o. Neyler? Renk tonları, salonun farklı ya da yatak odan farklı ya da burası mesela diyorum. Neyse kızlar, prensesimizin yatak odasına gidelim. Ben buradan aşırı sıkıldım. Bu arada pembe gönlüm sende. Teşekkür ederim. Pelin Gelin'in yatak odası da evin geri kalan kısmı gibi krem ve pembe tonlarında. Kapitone dikişli yatak başlığı ebat olarak büyük ve gösterişli. Ayna kapaklar ve metal kulplar her ne kadar gardıroba spor bir hava katsa da lüken sayaklar ve oymalar avantgard tarzı işaret ediyor. Krem tonlarındaki kapitone dikişli bench ve pudra yatak örtüsü renk ve tarz olarak uyumlu. Aynı şekilde taş detaylı abajurlar ve avantgard komodinler de birbirini tamamlıyor. Gelelim perdelere. Desenli tüller ve püskül detaylı fonlar birlikte göz yoruyor. Son olarak tavandaki taşlı gold avizenin yatak odası için değil daha çok salon için uygun bir model olduğunu söyleyip sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Pelin gelinimizin yatak odasındayız. Böyle yatak odamız böyle bir... Açık renk olması sebebiyle hoşuma gidiyor benim. Ama tabii gelinler ne düşünüyor bilemeyim. Bilemiyoruz, konuşamıyorum şu anda. Öyle bir bakıyorlar ki böyle gözlerinden ateş çıkıyor gibi. Salon mobilyasının aynısı olması benim hoşuma gitmedi. Devamı gibi mi? Evet, tamamen devamı. Tamamen aynı. Hepsi aynı. Yine ay, gümüşle gold'u. Takım almak zorunda değilsin. Gümüşle gold'u karıştırman yine hoşuma gitmedi maalesef. Burayı da yine pembeye boyamışsın. Mesela neden perdelerin bu kadar ağır? Yatak odası örtün pembe, onu anladık. Yani perdelerin çok yani boğucu şekilde. Neden? Nasıl boğucu? Yatak mesela başlığı sade. Hiçbir desen yok, sadece birleştirmişler dokunmasında. Ben de bu şekilde perdeyi biraz tamam, daha... Tamam, başlığın tek başına çok hoş duruyor ama çok ağır bir mobilya. Yani yatak odası benim kendi görüşüm dinlenme alanı. Ne olması gerekiyordu? Ya, ne ben daha hafif bekliyorum. Burada? Mesela gardırobun çok büyük. Yani neden bu kadar ağır şeyler tercih ettin? O da büyük çünkü gayet büyük yani. O da büyükse neden halı yok canım? Ben onu da anlayamadım. Niye halı olsun evet. burada? Nasıl niye doldurayım böyle? Şurası tam halılık ben bence şuraya da atabilirdin. Paspas şeklinde bile en azından atabilirdin. Hiçbir halısını yaratmak istemedim ben burada böyle halı, yolluk, kilim yani istemem bu şekilde. Pelincim pembe 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 yatak odanda her yer pembe, evin pembe. Boğulmadın mı artık? Bir de yatak odanda da ağır bir mobilya kullanmışsın. Nasıl uyuyorsun orada? Münevvercim dün de bana... serdiğim için laf söylemiştim. Burada olmadığı için söyle. Nasıl bir hal olur? Nasıl bir şey bekliyorsun burada? Seninki arkadaş, çok ayrı bir konu. Halı, kilim, yolluk istiyor sanırım. Ama ben köy havasını yaratmak istemedim bu şekilde. Yani canım, halı gayet büyük bir durum. Yatak sen de Kübra'nın oturma odasına serdi halı, yatak odasına sermişsin yani. Köy havası nasıl oluyor? Çünkü ben yatak odanda bir şey söyleyeceğim. Sen de salonuna sermiştin. Sen de yatak odanda Pelincim, halı sermek yani yatak odasında halı veya kilim sermek. Pelüş de istemedim. Köy ortamı değil. Yaratmakla ne alakası var hayatım benim? Yani yatak hayır, odalarında kilim veya mesela, halı olanlar ya. Ne alakası var bir tanem benim? Köyde mesela her yerde halı oluyor. Olmak canım, zorunda mı? Canım küçük bir yolluk diyoruz. Hani zaten yani postkeleri ama yolluk vereceksiniz ne alaka deyip mesela hani. Halısız ev bence ne alaka senin dediğin gibi. Halısız ev. Evet. Diyorsun şu anda. Kızlar bu arada yanlış anlaşılmasını doğru. istemiyorum ben hanımlar bir saniye. Olduğu için. Ben açıkçası buradan sesleniyorum. Ne son olur güzel bir köy bunu. Evi. Evet. Güzel evet. bir gelin istiyorum ve evet. ben o köy evine gitmek, yatak odasını görmek istiyorum. Keşke oturma yani. Odasını görmek istiyorum. Yemek odasını istiyorum. Keşke bir yer sofrasında yemek yesek. Ya keşke bunları görsem. Evet, evet, evet. Keşke görsem.
Anlatabiliyor muyum? Yani bazen ne dediğinizi de anlamıyorum sizin. Hı hı. Şimdi koyu renk bir yatak kimde vardı? Bende vardı. Heh, çok koyu dediniz. Yok siyah dediniz. Şimdi gri, burası bir açık renk. Açık, ferah. Ay burada yani da içimiz geçti. Çok boğulduk dediniz. Ne istiyorsunuz siz? Yok odası gerçekten çok ferah. En ona gardırop yoktu. Giyim odası vardı Kübra'da. Evet. Onu da beğenmediniz. Benimkisini yani de o şekilde söylediler. Bir hafta boyunca farklı yatak odaları gördük. Ama siz yani küçük, beş küçük farklı yatak odasında beğenmiyorsunuz. Siz ne istiyorsunuz? Bence odanın küçüklüğüne, büyüklüğüne girme. O bizim elimizde olan nedenler değil. Hep oradan vuruyorsun. Evet, yani odan buraya çok büyük, çok güzel, çok ferah. Evet, ama ben senin olaylısın evini eleştirmeye geldim. Evet. Evin büyüklüğünü değil. Ben elbette senin odayı eleştireceğim. Perdeni eleştireceğim. Eleştireyim dönmüşken. Tamam, buna belki bir şey tamam, bilirsin. Tamam, prensessin, prensessin hatta ama pembe pembe. Ne alaka? Mesela bu mobilyada uyum var mı? Onu yok, onu söyle. Beyaz tül olursa gerçekten ay, bak bu cihazı alabilir miyim? Çok tatlı bu. Hiç uyumlu değil. Ben bunu biraz sevmek istiyorum. Minnoş minnoş. Yakıştı elinde yalnız. Evet. Neden bu burada? Olabilir. Neden oraya yakışmadığı burada için aldım. Şu an hayır, daha iyi en azından. Dur. Neden bu burada? Aslında o şekilde ben yatağımı topladıktan sonra mesela sabahları oraya koyuyorum. Hı, bu da eşin yani aldı herhalde. Yani ben çocukken genelde evet hayalim pembe bir evdi. Ha. O yüzden pembe ben hayalimi yaptım. Hayalimi aslında yani gerçekleştirmiş. Evet. Ama evet, her odada hayalini yani evet bir odada gerçekleştirseydin keşke. Her yer pembe pembe çok fazla siz sadece. De. Böyle her koyalım. Yani her otursun gün pembe giyindiniz ve çiçekli böcekli giyindiniz. Hayır, ben pembe giymedim. Ben bu başlığı beğendim hanımlar. Lütfen cevap verin. Kübra, bana göre de başlığı yani güzel. Böyle bir mobilyanın güzel başlığı böyle olmalı. Şimdi biraz şu çizgiler ihtişamlı güzel. Ama bu mobilyadaki şu çizgiler okey ama şu ayaklar çok ağır klasikleştirmiş. Evet. Bunlar bu çizgiler biraz sporlaştırılmış ama mobilyacılar çok klasik. Mobilyacı şöyle bir şey yapmış. Ama ki ben ne beklerdin aşağıda? Burada biraz modern mi? Bir dakika. Hayır, düz olabilirdi. Burada modern kullanmış. Yukarıda evet şu deseni ve şu ayağı katınca evet ne klasik olmuş? Olmuş. Evet. Klasik olmuş birdenbire. İşte ama klasik bu da bir tarz. Evet. Bak bu evet da bir stil. Bak mesela abajurları nasıl buldunuz? Bence böyle ya, bir odada odaya abajuru uyumlu. Okay. Evet, bu odaya uyumlu ha, görüyorum. Teşekkür ederim. Bak bu önemli. Gerçekten. Odaya uyumlu mu? Ama vizesi uyumsuz yani. Vizesi uyumsuz kesinlikle. Evet, ben daha çok beğenerek aldırmalı demeyeyim. Elin temasa geçelim mi? Avizeme laf yapmıştın hayatım. Avizen ne? Avizesi padişah bence tek başına çok güzel ama evet, odanın avizesi yani de işte bastı. Padişah değil, düğün salonu avizesi gibi. Perdelerin o kadar, evet. Bak senin de tarzlarımız çağrışıyor birbirine. Avangard evet, evet, evet. Doğru. Benziyor tarzlarımız. Benim evimi hiçbir şekilde beğenmemen ve mobilya tonlarımız, evet, Pelin, yatak örtüsü tonlarımız, tarzlarımız aynı. Ne alaka? Kendi evinde beğendim, benim evimde neden beğenmedin? Bunu da çok ama merak ediyorum. Ama o senin zevkindi ya şimdi. Gene tamam, aynı fark var ama. Hayır, ben şunu söylemek istiyorum aslında. Sade ya ondan. Seninki sade mi? Bitirsinler bir tane. Burası sende sade bot vardı ya, hayır. Tamam, renk buranın sade olduğuna gerçekten inanıyorum. Spreyli tarzındaydı ya, evet. Hayır, yatak odamı sen iyice bir şöyle bir yatak odasını demiyorum. Yatak odasından bahsediyorum. Aynı avantgard olarak. Çok taşlı, perden hiç uyumsuz. Yani burada inciler görüyorum, taşlar görüyorum. Bunu kayınvalidem de beğenmemişti. Gerçekten haklıymış yani buradan. Beğenmedi mi? Keşke dinleseydim. Keşke seni dinleseydim. Kayınvaliden bunu beğenmedi mi? Hayır ama ben çok beğendim. Tebrik ediyorum, kayınvaliden çok zevkli kadın. Aşkım ya. Vallahi bunu ben de beğenmedim. Fonu da ben beğenmedim. Ben de bak, beğenmedim. Bak bu odada bak klasik aynen tamam. İki klasik diyorum. Bak aşkım klasik okey tamam mı? Klasik mobilya bu bir seçenek, bu evet tarz. Bu bir zevk meselesi tamam mı? Okey ama alıp da yani şu pembe, şu yan fonlar bir de pembe tülü seçmeseydin. Sade mi olsaydı? Bence evet. Zaten yeterince göz alan parçalar evet var. Bence de. Bunu düz seçseydin bana göre beni rahatsız eden bu tülün olmuş. Hani her şey daha sade olsaydı bu okey. Ama her şey çok gösterişli. Bu düz olsaydı evet bence çok daha yaşına da yakışırdı diye düşünüyorum. Evet. Ben bir şey sormak istiyorum. Onların da çok kısa. Bir saniye göre. Nasıl anlamadım? Onların boyu da hayır, çok kısa. Hayır, onlar normalde uzundu. Net bakayım yapmışlardı perdecimiz. Ama ben onu makineye atınca sıcaklığı çekti. Sen bunları makineye mi attın? Evet. Atmamam gerekiyordu. Bak, kuru temizleme falan yapsan daha iyi olur. Evet. Ya da belli bir ısıda. De bozulabilirdi çünkü. Bozulmadı. Allah'ım sadece birazcık evet alttan böyle ah yazık. Ya fonu başlı başına çok ağır zaten. Tüm değerli izleyenler hani tülleri atıyoruz makineye falan. Hı-hı. Hemen çıkıyor onu böyle düşük programda değil mi benim ama bildiğim? Ama bence evet bu da atılmaz asla bu, çünkü incili taşlı. Yalnız bu ya incili taşlı yani atıldı bir şey olmadı ama. Hayır olmadı. Fakat ütüye kaliteliymiş. Evet. Bak kaliteli. Gerçekten olmadı. Ütü yapabilmiş şey mi? Kaça aldın? Ütüye gerek yok makinede.
Bunu kaç aldım? 1,5 almıştım. Bak ütüye gerek yok. Ve hiç kırışık çıkmamış. Hiç kırışık değil gerçekten. İşte kaliteli evet. Parçaların da böyle iyiliği var. Ama yani bence fonlar değerli izleyenler bilmiyorum siz fonlarınızı makineye atıyor musunuz? Ha? Ben orada yanlışlık yaptım. Fonlar makineye atılır mı atılmaz mı lütfen bize yazın. Atılmadığını derken gördük ama. Göstermek istiyorum. Gerçekten başlı başına fonu ayrı bir olay zaten. Neden onda bir paket var? Jelatini neden olur biliyor musunuz? Açtık onu sonra yapıştı ona. İplerini çekmeye başladı. Hani perde oynadıkça. Çok o yüzden jelatinlediler kendileri. İpler, püsküller. Perdeci onu ayarladı. Ben bir tülü şey sormak istiyorum. Makyaj masasını kullanıyorsun herhalde makyaj yaparken. Normalde var evet. Şu an çekimden dolayı orayı temizledim. Yok hayır ben pufun var evet mı diye merak ettim. Neyin var mı? Ondan ben istedim ama mobilyacımız gerek yok dedi. O zaman yapamıyorsun orada makyajı. Ayakta yapıyor. Ayakta herhalde ve burada da yapabiliyorum. Bir şey soracağım bir de onun üstünde ben bir figür görüyorum. Sanırım kolye falan. Alsana evet figürü. Bir de onu ben beğenmedim açıkçası. Neden? Nesini beğenmedin? Ya baş başına güzel bir parça olabilir ama bu odaya uymamış. Bak şöyle. Senin odan klasik. Boş bir de. Ha tak bunu atıyor. Biraz nude to soft ya ondan öyle kenarı bir tercih. Yani yeşil olur. Bu odada hiçbir şey yok bence. Bir de bu biraz daha böyle beyaz çok çok beyaz kar beyazı bunlar krem. Uymamış bence sizce. Bence uymuş de çok mu anlamsız duruyor. Yeşil burada ne alaka? Bari bir şeyler atsaydım evet falan hayır, bilmiyorum boş ama duruyor. Pelin Hanım'a sormak istiyorum. İkinizin evleri de birbiriyle aynı. Neden bu şekilde beğenmediğini söyledin Ayşen Hanım'ın evini? İkimizinki de aslında baktığımızda avantgard. Evet. Ama bana göre de onun evi daha ağırdı. O mor tonlarını kullanmış, sen pembe tonlarını kullanmışsın. Aynısı. Bence ben aynı görüyorum. Kızdan yanılıyor muyum? Aynı evlerde yine sadece iki renk var. Evet. İkisinin evet. Ben katılıyorum bu konuda. Benim başım da aynı bu renkte. Evet. Şimdi aslında hiç fark yok benim evimde böyle şeyler yoktu. Hani şey olarak, fikir olarak. Aynı tarz yani. Ne fark olabilir ki? Kızlar, burada ben bir şey buldum. Bu da makyaj masasında. Bebeğin herhalde. Bebeğinin bu tarafta. Normalde onlar başlıklarımda duruyor. Abicilerin yanında. Sabahleyin kalktığında bebişime bakıyorum. Bebişin zaten evde aslında. Evet, o hamileyken. Ultrasonda. Evet. Peki fiyat soralım mı hanımlar? Bu yatak odası takımına ne kadar ödedin? 3 yıl önce. 3 yıl önce. Aslında bunu ben kendi kayınpederime de sordum. O dedi ki hediye olarak aldığım için dedi, fiyatını söyleyemem dedi. Ha, söylemiyor. Hediye olduğu için bir şey diyemiyorum. Ama ortalama ne kadardır böyle bir takım? Yani bağlı şartlarıyla 3 yıl önceyi evet düşünemiyorum. Bilmiyorum ama şu an çok herhalde iyi. Bu 50 bin falan vardır yani şu an. Bayağı ağır 50 bir takım. Bin, evet. Vardır bence de vardır. Buradaki bu puf veya bench denilen bu evet şeyi de çok sevdim. Bu açılıyor mu? Sanırım açılıyor. Açılıyor. Gibi duruyor çünkü. Şu açılıyorsa evet ay müthiş evet, çok bir şey iyi biliyor musunuz? Yani yatak açılıyor mu? Basasının altına bir şey evet, koyabiliyor evet musun? Ha, bu çok amaçlı şeyler çok güzel. Evet. Buradaki bu olay müthiş olmuş. Sen mutlusun burada. Evet. Mutlu, ayıcığımı huzurlu alabilirim aslında. Tabii hemen ayıcığımı koyuyorum ayıcığını da yerine. Adı ne? Adı yok yani. Adı yok evet mu? Evet. Sevgiliyken ilk aldığı hediyesi. İlk aldığı hediye. 2014'ten. Ha. Evet. Peki bu fonlarla birlikte tüllerine ne kadar ödediniz? 1,5. Ha fon da dahil. Evet evet. Ha, bunları iyi almışsın. Hı-hı. Peki bu Ayize? O 3,5. 3 ne? Ay çok pahalı. Çok fazla bence de çok fazla. Fazla. 3500 TL şuna evet 3 sene önce. Benim ha, eski evimde gümüşü vardı benziyordu. Çok. Ben 500'e falan almıştım. Bence de yani biraz pahalı değişiyor olmuş. Değişiyor malzeme farkı olabilir. Evet. Sanıyorum ithal. Sanıyorum evet ithal. Evet biz çeyize gidelim mi? Evet gidelim. Evet, gidelim. Hadi gidelim bakalım. Aslanım. Çeyizdeyiz. Pelin'in yatak odası başlı başına uyumsuzluk akıyordu. Avizesi başkaydı, perdesi başkaydı, yerde halısı yoktu. Sadece takım olarak bir mobilya koymuştu. Hiçbir şeyini beğenmedim çünkü hiçbir şey yoktu. Aa, aslanım. Bir saniye. Aslanım iyi misiniz? Aç fazla. Midem çok bulandı. Çok bunaldım. Çıkarayım mı o koliyi? Nefes alamıyorum. Az sonra. Pelin gelin 3 yıldır evli ama maşallah çeyizi bir hayli fazla. Boyalı yazmalar, işlemeli seccadeler, örgü yelekler, el emeği patikler, banyo lifleri ve iğne oyası havlular gelinimizin çeyizinin birbirinden değerli parçaları. Pelin gelinin çeyizi gerçekten 3 yıllık evli bir geline rağmen benim gözlerim dolu dolu oldu. Bayağı var.
Ne diyorsun Kübra? Yani bence çok böyle genişlemesine serildiği için fazla gözüküyor. Bir de hazır parça çok gözüm fazla gibi geldi. Gözüm yanıldı benim. Bence bana çok öyle geldi. Ha? Hazır parça çok fazla. Aslı Hanım ondan dolayı sanırım çok gözüküyor. Öyle mi? Sen ne diyorsun? Bence de öyle. Çeyizimde laf ettiğiniz her şeyi mesela kına hatıralarımı, söz hatıralarını siz de koymuşsunuz. Hı. Sonuçta ben laf etmediğim için sıkıntı yok. Yok, bunu hepiniz siz laf ettiniz. Şey yapmış. Evet, kınamda. İlk çıkışımda onu yapmıştım. Size çok yakışır. Zaten inanılmaz sıcak. Evet. Yani nasıl bir sıcak değerli izleyenler size anlatamam. Gerçekten bazen hani diyorum ki of çok sıcak, kışında çok üşüyorduk, mantomuzu bazen çıkartmıyorduk üzerimize ama bugün sıcağı size tarif edemem yani. Buradan şıpır şıpır ter akıyor değil mi? Artık senin ısın mıdır Pelin'cim bu nedir? Olabilirim aslında. Bana çeyizinden en favori parçanı göster lütfen. En favori parçam aslında yelekler. Yelekler. Aslında, evet. Bu da çok güzel. Bu favori değil mi? O da favori aslında ama bana pek hitap etmiyor. Kayınvalidem ve annem çok sevdikleri için çeyizi. O zaman yelekleri evet, kullanıyorsun. O zaman yelekleri kışın bir uzatsana. Evet. Tabii burada da var bayağı. Bayağı yelek var. Evet. Evet. Hangi Kübra lacivert var. Aslında hiç üşümüyorum ama. Ben merak ettim. Yelek, evet. Bir şey söyleyeyim, burada inanılmaz yelek modelleri var. Kübra evet, değişik modelleri göstersene, fikir olsun. Sıcak olmasa giyerdik aslında. Değil mi? Çok güzel yelekler. Teşekkür sen, ederim. Bu nedir ben böyle? Ben merak ettim. Dün Betül'e yaptığı mukavva avizeye benziyor. Ha canım. O poşetlik sanırım yani. Hayır hayır. Ne? İçine çiçek koyuyorum. Bunu annem kendisi elini ördü. Çok güzel yapmış. Öz annen mi, kayınvaliden mi? Öz anne. Vallahi bravo, ne kadar maharetli. Ben de böyle poşetlik görmüştüm yaptı. Örgü. Çok evet. Değişik değil mi? Evet. Sağ olsun onları buradan. Peki. Bu arada kanepenin ne yazıyordu? Pelin yazıyor, eşinin adı yazıyor, Bright evet, yazıyor, evet. Bir şeyler ben yazıyor. Aslında kanepeyi gördünüz mü? Ne var? Oturma odan. Evet. Pelin Hamza, Hamza Türkoğlu. Biri neden böyle bir şey? Kimin fikriydi? Aslan normalde marka vermek istemiyorum. Onun orada sembolü vardı. Altında da isimlerimiz yazacak tamam. Ama adam kocaman yazdığı için sağ olsun abi de. Buradan beni izliyor ama. Değiştirmek istedim ama eşim de pek zorlamadı. Hani kalsın dedi artık hani. Çeyiz yazacağına komple. Biz de evde Pelin ve Hamza gördük bugün. Teşekkürler. Peki bunu neden koydun? Onu anlam veremedim. Çünkü bu bildiğimiz şu an. O da hazır ama çeyizimi aldığım için de koyayım dedim. Ben çok merak ediyorum. Yani ben başımı takıyorum. Vereme, onun bugüne denk geldi o aslında. Nedir bu? Aslında onu ben yaptım. Hangisini? Fufu. Ama onun normalde fuf değil. Neyi? 5 kiloluk bidon var içinde, su bidonu. Bakayım. İçine elyafları doldurdum. Bu da mukavva, arkadaşlarımızın mukavva kağıdı dediği. Gold yaldızdan da kenarını bak puf yapmış. Evet, pek ama oturuyor mu üstüne peki? Yok, görüntü olarak yatak odası mesela köşesine falan da koyabilirsiniz bu tarz. Aksesuar olmuş. Ellerine sağlık bir tanem. Şöyle aslında ben bir şey sormayayım. Bunun neden burası boş? Yani bir işleme yapılmamış. Aa. Bu şekilde mi? Yani bunlar ne evet. Var? Evet. Ben ya, de bilmiyorum. Burada da yok. Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız bu benim hoşuma gitti. Ya en azından uçlarında var ya. Evet, bunu rahat rahat kullanabilirsin. Evet, rahatlıkla kullanılmıyor. Evet, çok çok yakıştı sana. Çok yakıştı bir tanem. Bunu kim yaptı peki? Bu da güzelmiş. Nevresim takımı senin. Kurdele işi. Kayınvalidim. Mi o? Yok değil aslanım, bu kurdele işi. Gölge işi o, ver ver. Aslanım valla daha iyi ben anlarım. Bu anlıyorsun gölge işi aslanım. Biliyor musun? Gördüğünüz gibi Bursa gelinleri çok maharetli gerçekten değil mi? Evet. Dediğim kadar varmış. Bak aslanım, sen çeyiz sevmiyorsun ama bak neler neler var. Ben çalıştığım için bir de pek ellerim bu şey yatkın değil. Evet. Değil evet. Söyle bu canım. Çeyizin mi peki sen? Çeyizim onu ben evlenmeden önce annem çeyizimi dikmişti. Annen ya. Dikmişti ama örmüştü yani kendisi tasarladı. Evet. İnternetten bakarak. Hoş. Bak şu yazmalar çok güzel. O siyahlı bir şey var orada. O ablacığım. Yani mücadelere bakın. Ay çok güzel değil mi bu? Ay buna bayıldım. Bunu kim yaptı? Onu yani şu şekilde anlatayım. Anlat. Kayınvalidenin annesi. Kayınvalidenin annesi. Evet, anneannem oluyor. Ha, anneanneniz. Evet, anneannem gibi çok seviyorum. Evet, çok güzel bir seviyorum. Bu, evet. Adı ne? Fethiye. Ay Fethiye Hanımcığım, ellerinize sağlık. Gördüğüm en güzel hani yazmalardan, mevlüt eşarplarından bir tanesi. Siyah oluşu herhalde çok asil olmuş. Ama evet, sizi duyamıyor aslanım. Eğer yaşasaydı gerçekten de çok sevinirdi. Aa, sizi çok izliyordu. Ciddi misin? Evet. Ne zaman vefat etti? Ah canım. Ay. Ne zaman vefat etti bebeğim? O da geçen sene. Ha. Kendi anneannemle evlendiğim zaman vefat etmişti. Ay, iki anneanneydi o zaman evet. Mı? Neden? Covid'den mi?
Ah canım benim ya, mekanları nur olsun. Çok üzüldüm. Ama bak bunlar hatıra kalmış. E düğününü gördü. Daha ne istiyorsun? Ne mutlu sana. Evet. Canım benim. Ay çok zor ya Rabbi, çok zor. Hepimizin kayıpları var. Her bölümde hemen hemen işte bir Kübra'da konuştuk, konuşuyoruz. Sanıyorum konuşmaya da devam edeceğiz ama bu hayatta doğum var, ölüm de var. Evet. Bu da Allah'ın emri, yani diyeceğimiz hiçbir şey yok. Allah sağlıklı ömürler versin. Salgın evet. Hastalıktan bütün hepimizi korusun. Evet. Hepimizin amin. Ailesini amin. Korusun. Amin. Allah sabır versin bir tanem. Ay bu çok güzel bir anı. Bunu o zaman gel şöyle. Senin başında çok görelim. Çok teşekkür ederim. Ay canım yavrum benim. Rica ederim. Bak ne kadar yakıştı. Çok kibar. Değil mi? Çok güzel olmadı mı? Evet çok güzel. Ay başım dönüyor biraz benim. Hiç kibaklara bakmıyoruz ama bunlara. Hı. İyi misiniz aslanım? Yok sıcak ya. Şu nedir? Şunları da görelim. Hangileri aslanım? Şu. Tepsilerden mi? Tepsinin altındakiler. Alayım. Aha. Onlar da herhalde nevresim takımı, pike evet, takımı evet, diyorlar. Yastık, yastık kılıfı. Oo. Güzel ama. Ama kullanamıyorum aslanım. Neden? Kıyamıyorum. Ay. Çok güzel. Çok değerli benim için. Şimdi kullansam illa bir şey olur, defam olur, bir köşesi filan. Hazır parçaları da koymasam bence güzel bir teyzin evet. varmış. Keşke evet. yani şu tepsileri, o yastığı falan görmeseydik. Hele de şu, şunlar yani benim taktığım şallar. Keşke bunları hiç koymasaydın, normal. Yaptığı bir şeyler geliyor evet, benim aklıma. Evet doğru, çeyizlendiğinde tek hani elemeye olmayabilir, hazır da olabilir gene. İşte hazır yani... değil de yani Bursa gelinlerinin böyle bir meşhur çeyizi varmış ya mesela. Ama bizim köylü şeyi yok bende. Yani bence hani onlar değil, de bizde de yok ama bende de gayet fazlaydı ondan bence. Ondan dolayı pek ben o bence şekilde düşünmüyorum. Bence çeyiz adet köy şehir olarak değişmiyor. Evet. Odasında da ama aynı. Ama kullanmıyoruz ya mesela. Mevzu, ben hoş günlük olarak sen kullanabiliyor musun bunların hepsini? Kullanmıyorum ama sonuçta bence sen var. Kullanıyorsun ama. Hiçbir şekilde kullanmıyorum, evimde de görmedin. Çünkü yoktu o kadar da. Benim çeyizim yoktu. Bence hayır hazır olarak, hazır olarak diyorum. Hazır hiçbir şeyim yoktu evet. Çünkü ben vardı ama çeyiz olarak onu göstermek istemedim. Ay evet evet çok güzel şunlar da evet, güzel. Ben bunu da çok beğendim bu arada. Şu yazma da güzel. Şu. Pelin. Şunlar da çok güzel. Nasıl demiş evet. güzel. Ben bunu da çok beğendim. Şurada da bir şey var onu da görmek istiyorum. Aa, bu çok evet. güzelmiş rengi. Evet. Çok şık duruyor. Seccade. Evet. Bu da hazır zaten. Bu da senin düğün çiçeğin mi? Yok hayır. O nişanda. Nişan çiçeğim. Yani biraz yani severek beğenmeyi istedim. Aslı Hanım. Aslı Hanım. Aslı Hanım iyi misiniz Aslı Hanım? Aa, Aslı Hanım. Bir saniye. Aslı Hanım iyi misiniz? Aç fazla. Midem çok bulandı. Şey, Ayşe, hemen getirsek. Açsana. Şey, cam açabilir misiniz? Çok bulandı. Çıkarayım mı o koliyi? Nefes alamıyorum. Aslanım. Ah. Şöyle bir çekilin. Tamam, çıkarıyorum koliyi bir saniye. Evet. Ay. Bir hava almam lazım. Yardımcı olun. Kaldırayım mı sizi? Tansiyonum. Çok fena oldum sıcakta. Ay tutsanıza çocuklar nerede? Oh. Teşekkürler. Bir şey. Aslanım. Ay aslanım. Kaldıralım mı sizi? İyi misiniz? Dur kalkacağım. Bir tutsana ablacığım sana zahmet. Oh. Hemen kusura bakmayın. Çıkalım bence. Geçmiş olsun. Çok sıcak çıkalım buradan. Oh. Çıkalım. Sağlık görevlileri sunucumuz Aslı Hünel'de ilgilenirken gelin biz de Pelin Gelin'in sunum masasına göz atalım. Cevizli lokum. Poğaça. Elmalı kurabiye. Avcı böreği. Susamlı kurabiye. Tiramisu. Ve kek başta olmak üzere Pelin Gelin'in masasında 12 çeşit lezzet bulunuyor. Pelin'cim ellerine sağlık bir tanem. Pelin'in sunum masasındayız. Bu arada tekrar çok özür diliyorum. Hiç istemezdim böyle bir şey olsun. Ama diyet yapmaya çalışırken bir de inanılmaz sıcak olunca siz daha iyi biliyorsunuz evet. bu sıcağı.
Böyle bir fenalık geldi hakikaten. Sizi korkuttuysam çok özür dilerim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Valla kolye fazla geldi. Bilenler bilir mutlaka. Böyle bir hafif bir hani panik atak durumum var benim. Böyle bir şey oldum yani. Çok geçmiş olsun. Şeyizi de düzgün kapatamadım. O sebeple bunu kesemedik ve açıklama yapmak durumunda kaldık. Çok özür dilerim. Ama şimdi bir tık daha iyiyim. Daha da toparlanacağım inşallah. Sana nasip oldu senin evinde. Aslında. Ama o kadar sıcak ve o kadar havasızdı ki sen iyi dayanıyorsun. Hem evet. Senin türbanın da var ablacığım. Evet. Ama şey yani alışkınlık zor olmak belki de. Şimdi bir suyunuzu içerim varsa. Tabii ki Aslan'ım. Burada mı? Ha, size zahmet. Çok çeşidin var. Ne zaman yaptın? Hangisini sen yaptın? Önce çeşitlerden bahsedelim mi? Çok emek verilmiş bir masa çünkü. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Pelin'cim bayağı emek verilmiş. Önce lezzetlerden bence bahsedelim. Teşekkür ederim canım benim. Şuradan başlayalım. Aslanım o avcı böreği. Avcı böreği. Sen mi yaptın? Evet. Sen yaptın. Evet. Maşallah. Ve çok kolay aslında. Kızlar da yapabilir bunu. İçine ne var? İçine ne var? Soğanla kıymayı karıştırdım. Hı hı. Kavurdum. Tamam. Tamam bir tane. Hem sen bunlar nedir sırayla kimler yaptı? Hem de hak geçmesin söyle lütfen. Tabii devam ki devam et ablacığım. Tiramisu kapı komşum yaptı. Sağ olsunlar. İyi ki komşuculuk var vallahi Allah eksik etmesin. Ne güzel. Susamlı kurabiyeyi annem yaptı. Sağ olsun. Ellerine öpüyorum. Elmalı kurabiyeyi kendi annem yaptı. Hı hı. Ceviz lokumu ben kendim yaptım. Elmalı kurabiye ha şurada. Evet, ceviz lokumu ben kendim yaptım. Evet. Bu Bursa yöresine ait değil mi? Vav, wow, bravo, mayalı hamur. Yok, hamuru fırından alınıyor, hazır. Tamam. Cevizini, iç harcını falan ben kendim ayarlıyorum. Ne var içinde onun, ceviz? Bol zeytinyağı. Ha. İlk önce hamuru açıyorum, bol zeytinyağı döküyorum. Üzerine yeni bahar diye. Bahar. Evet, onu serpiyorum. Tamam. Ceviz. Sonra kapatıyorum, görüyorum yani. O şekilde kesiyorum, fırına veriyorum. Aa çok güzel, bak bu çok pratik bir tarif öğrendik şu anda. Hani hazır fırından ekmek hamuru alıp bu şekilde yağlayıp açıp cevizi, yeni bahar. Evet. Şeker koyuyor musun? Yok hiç. Ha sonra rulo yapıyorsun. Evet. Tuzlu bir şey yani. Ve kesiyorsun fırına. Çok güzel, ellerine sağlık. Üzerinde yoğurt sürüyorum bu arada. Yoğurt da değil, evet. Ha yoğurt kızarsın diye. Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Güzel. Bu nedir? Köstebek mi? Köstebek değil aslında. Onu da en yakın arkadaşım yaptı. Onu da çok seviyorum buradan. Onu öpüyorum. İyi ki var. Aslında... Yaş pasta mı? Evet, yaş pasta gibi yapmaya çalıştı ama biraz açınca şeyini, kapağını arttı. Yumuşadı. Evet. O sıcaktan da arttı. Sıcak. Ellerine sağlık. Oldu. Makarna salatasını sen mi yaptın? Yok, onu kayınvalidem yaptı. Kayınvalideciğin ellerine sağlık. Bu patates çanağı mı? O da komşum. Evet, patates çanağı. O da çok güzel aslında. Sağ kaşarlı olsun. Yapmış sağ olsun. Ay sağ olsun. Zeytinyağı sarmağı. Kayınvalidem yaptı. Oo, burada açma börek var. Evet, o Arnavut böreği. Onu da alt komşum yaptı. Arnavut mu? Aslında değil. Ama beceriyor, meraklı çok, galiba. Emel ablam çok iyidir. Yani Arnavut böreği de efsanedir. Evet. Ellerine kollarına sağlık. Tüm Arnavutlara selam olsun. Burada sebzeli mısır ekmeği galiba. Evet, tuzlu ekmek diye geçiyor. Evet. O da gene yan komşum yaptı. Ay sağ olsun. Sağ olsun. Onun hepsi yapmak istedi. Hı-hı. Pelin dedi hani o kadar İstanbul'a gittin dedi, çekimlere gittin dedi, yorulmama için. Destek olmak istediler. Evet, ne güzel. Kek? Keki de gene... Üst komşum yaptı. Sağ olsun. Hepsinin ellerine kollarına sağlık. Peki hanımlar, lezzetlere geçmeden, tadına bakmadan önce tabakları ve sunumu bir yorumlayın isterseniz. Sen başlayabilirsin başlayalım ablacığım. Ben uyumsuz buldum. Takım olmasını isterdim. Bir kez bir pozitif bir şeyle başlayın ya. Bir pozitif bir şey yok ben mu? Ben şöyle başlamak ama istiyorum. Söylemedim. Bu diplomaya benzemiş biraz bence. Ben onu aldım, hiç kullanamadım ya, hala hazır. Evet, diplomaya benzemiş gerçekten. Keşke daha güzel katlasaydın. Sevmedim katlama biçimini ben de. Peki. Beğenmediniz yani peçetesini. Aslında hazır. Peçete tek başına güzel aslanım da şey gerçekten bununla pek uymamış. Takım yani bu beyaz bir pembe ya. Takım da almadım. Yok ayrıydı. Takım olmadı. Ayrı. Evet. Tamam. Gümüş gold uyumu var yine pembeler var. Ben gümüş gold uyumunu sevemiyorum. Bardaklar takım değil. Yok. Şöyle şu biri şekilde. Çiçekli biri desenli. Çay bardağı çok ayrı. Şu şekilde takım yapmak ayrı istedim. Böyle mi? Evet. Hmm. Uymamış mı sence uymamış aslanım? Yani... Bence çok zor bulunabilir bu şekilde hani.
Yani sanki takımmış gibi ilk bakışta. Ya şey, takım bile olsa sanki bence çok bir... boğuyor aslanım ya. Bu da çiçekli, bu da çiçekli, şu da desenli. İşte desenli, örtüsünde de desen var. Birbirine hepsi zaten benzeyip karışmış ama. Karıştırmış mıyım? Öyle mi? Evet, biraz karışmış maalesef. Çatal bıçak takımını ben tek başına çok sevdim ama yine... Çok şık, evet. Haklısın. Evet, tek başına evet. Gerçekten güzeller ama ben yine bunlarla uyuyorum. Siz bence botlu yemek takımı da şık. Sevmediğiniz için bu şekilde şey yapıyorsunuz, yorumluyorsunuz. Ama sunukların ben hepsi de çok ayrı. Çünkü benim tam değil o yüzden. Normalde sunukların bunların takımı burada da. Şu birkaç ya tanesi şey karışık olabilir. Ama yine çok karışık. Zaten bunun yani takımını illa bulamazsın ama daha benzetebilirsin. Şeyler, evet. Mesela bunun yaldızları gold ya, çatallar gümüş, bunlar cam gümüş, pembe çiçek cam. Ayçelen'cim, Betül'cüm, siz neler söylüyorsunuz? Ben başlayayım öncelikle. Evet. Bu tabaklarının deseni biraz kahvaltı tabak deseni gibi geldi bana. Daha ağır öyle bir mi? Şey olabilir ya da ya düz da bir şey olabilirdi. Evet. Yani öyle tabakların tabak, da uyumsuz görünüyor ama çeşitlerini çok beğendim. Lezzetli görünüyor. Yok, teşekkür ederim. Aa, ben de aldım hemen. Ben bir şey daha değinmek istiyorum. Evet. Yemek tabağını gereksiz buldum. Bak, yemek tabağını gereksiz bulmuş arkadaşım. Tam onu söyleyecektim yani ben de. Yani yemeklik bir durum yoktu burada. Sadece Ayçelen'in masasında görmüştük. Evet, Ayçelen'in de aynısını söylemiştim. Evet. Ben yemek tabağı, yani şu an gerek yok bence buna. Ama bence şu anda yemek takımı evet konuluyor ya hani. Evet. Ya bunları zaten görüyoruz ya. Ama seni kullanmıştık. Bence ama bunları gördüğümüz için yani yeterli tek bana. Tek konuşalım göre lütfen. Evet. Bunları gördüğümüz için bence yeterli. Yani mesela bir tane bile olmuş olsa zaten takım ama bu yani. Ama kaşık istemiştiniz. Ne için anlayamadım. Normalde kaşık yemeklik olarak bir şey yoktu ama kaşık ben aramıştınız canım masada mesela. Yok, ben kaşık aramadım. Ben çatalla yediğimi söylemiştim. Evet, ben söylemiştim. Gene de koydum yani. Hmm. Ben kaşıktan bahsetmiyorum canım, yani yemek tabağından. Yani o halde full yemek takımını değerlendirin diye evet arkadaşınız evet koymuş. Kullanmayabilirsiniz, görmüş olduk. Ama çok ben da şık ve çok da güzel gerçekten sulu yemek tabağı. Evet, ben beğendim bu takımını evet senin. Sen nasıl buldun? Beni mi satıyor aslanım? Ben uyumsuz buldum. Benimkisi gibi ama yine ben yani takımı bozamadığım için bu şekilde aldım. Yani kendisi ayırabilirdi. Mesela bunlar farklı. Ben en azından yemek takımının komple hepsini kullanmıştım sunumluk olarak. Ama onun sunumlukları bir bundan var, bir ondan var, bir şundan var. O yüzden çok karışık duruyor. Gold'dan sen var. Benim değil, o gümüş sunumluk var. Ne, sizin değil? Sunumluk olarak. Yani kendi sunumluğumuzu kullanmadınız mı? Yani yapan kişiler mi bu şekilde? Yok, hayır, birkaç tanesi evet yapan kişilerden tamam, aldım. Çünkü eksik oldu o yüzden. Yani kendiniz evet değiştirebilirsiniz. Ben en azından yemek takımımın servis setini kullandım. O şekilde yaptım. Sizinkisi ben yemek takımından da var. Evet. Ben bunu da kahve sunumunda gördük ya, tekrar sofrada görmek istemezdim açıkçası. Hoş bulmadım. Şeker sonuçta. Bu tam kesen şeker yalnız. O biraz daha çikolataya dayalı. Ama zaten tatmıştık. Bir de sofraya uygun mu bence değil bana. Yani düşünmüş ama arkadaşınız. Evet, yani Bursa'ya ait bir şey soracağız tabii. Olsun, koymuş. Fazla mal göz çıkarmaz. Yalnız böyle çok güzel olmuş. Ben diyeti bozdum bu arada. Çünkü gerçekten sıvıyla besleniyorum. Sizden neler türlü makarna çıkardım. Ama bugün sıvı da içmedim. Ben gördüm ben günümü. Bu kadar sert diyet yapılırsa yeterli. Al sana Aslı. Yeterli. Teşekkürler. Hangisine? Patates. Ben de avcı böreğini beğendim. Ellerinize sağlık. Öyle mi? Evet, börek. Ben şunu şöyle koysam. Gerçekten çok sert. Yapanların, getirenlerin ellerine kollarına evet, sağlık çok hayatım. Kesenize Allah İbrahim bereketi versin. Rabbim olmayanlara da nasip etsin. Bence dolu dolu bir masa final gününe gayet yaraşır. Komşuların da demek seni çok seviyor. Senin için yalnız bir şeyler yapmışlar. Evet. Yalnız bırakmamış. Kayınvaliden de öyle, anneciğin de öyle. Evet, sen de elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Valla bravo. Yemek takımını kaça aldın bir tane? Yemek takımını o zaman 1,5 lira aldım. 1500 TL. Evet, sen kaç doğumlusun? 97'liyim. 97'lisin. Nasıl milyar diyorsunuz? Ben inanamıyorum ya. Nasıl oluyor yani? Yani sen de mesela çalışan bir hanımsın. Evet. Nasıl oluyor? Bazen diyoruz aslanım. Normalde. Nasıl yani? Bilmediğiniz bir şeyi nasıl söyleyebiliyorsunuz? Hani ben biliyordum milyar. Hani telaffuzu ettiğim dönemler çok oldu benim için. Yine eskiden geliyoruz aslanım. Sizden de eskiden. Belki aslanım anne babalardan sürekli duymaktan evet, dolayı hani da olabilir. Evet, büyüklerimizden duyuyoruz çünkü aslında. Çünkü biz herkes izliyor ya, biraz örnek olalım evet, istiyorum. Evet, büyüklerimizden duyuyoruz aslanım. Soruyorum, ne kadarmış efendim bu yemek takımı? 1500 TL. 1500 TL 3 yıl önce. Evet. Şimdi almaya kalksan? Artık 5000 TL. 10.000 TL vardır. Evet. 5000'dir ya, 10.000 öyle mi? Vardır.
Yemek takımları çok pahalılaşmış. Evet. Betül Hanım, sarma ister misiniz? Olabilir. Teşekkür ederim. Ben almayayım, pişmemiş ya. Ama bir tatsaydı. Yok, teşekkür ederim. Belki pişmiş olan gelirdi. İki tane yeterli benim için. İmkansız o. Teşekkür ederim. Ben avcı böreğinden istiyorum. Tabii ki de. Ben avcı böreği güzel olmuş. Yok. Siz unutmana ben ikram edeyim. Tamam. Ver ablacığım. Bardakların, çatalların ne kadar? Aslanım, Bencim. Bardaklarım 1000 TL. Hangisi peki? Şu mu? Farklı çünkü. Ha, yok, evet. Bu 1000 TL sürahili birlikte. Tamam. 1000 TL sürahisiyle birlikte kaç tane? 6 tane mi? 6'lı, evet. Tamam. Su bardakları da 6'lı. Hı-hı. Onlar da 800 TL. Pahalıymış ya bu. Evet, su bardağı bence de pahalı. Bence pahalı. Peki yok, ben patates. Çaylarından tamam. Ondan istiyorum. Çay bardakların takımı, çay kaşığın vesaire. Valla onu sahip hatırlayamıyorum şu anda. Bunlar da pembe yani, ben acaba sunum olarak mı kullanmaya çok hoşuma gitti. 100 TL. 100 TL şunlar. Evet. 6 tanesi mi? 6 tanesi aslanım. Valla ellerine kollarına sağlık. Evet, buradan senin güzel düğününü eşinle nasıl tanıştınız bence geçelim diyorum. Ne dersiniz? Geçelim aslında. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım, geçiyoruz. Hamza'nın küçüklüğü ve önündeki kişi de benim. İnanmıyorum. Ne zaman oluyor bu tanışma? Tanışma 2014 sene önce. Yalnız sen nişandan sonra mı kilo almaya başladın? Peki sen üstüne çıkmış oturmuşsun, ya ölseydin? Burası Nepal Köprüsü. He. Bunun üstünden geçtik aslında. Az sonra. Pelin'cim tekrar ellerine sağlık her şey afiyet için. Afiyet olsun aslında. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bu senin küçüklüğü mü bir tanem? Evet aslında. Kaç yaşındasın burada? Burada 5-6 yaşındayım. Ay çok şirin değil mi? Evet, çok tatlı. Sen bir tane de böyle bir kız çocuğu yaparsın belki size benzeyen, ha? Aslında ben oğlancıyım aslında. Oğlun mu oldu? Evet. Senin bir kaç yaşındaydı? 12 aylık. 12 aylık. Ay maşallah. Bu pazar günü doğum gününü kutlayacağız. Ay canım benim. Şimdiden kutlu olsun. Ay evet. Maşallah. Yalnız aynı değil mi burada? Evet. Burada evet. Aynı. 9 yaşında falan var mı burada? Evet. Tam 9 değil mi? Ay canım ya, hakikaten hiç değişmemişsin. Hiç değişmemişsin. 9 yaşından sonra hep aynısın. Biraz don değiştirdi aslanım. Ya özellikle bu fotoğraf? Aslanım Hamza'nın küçüklüğü ve önündeki kişi de benim. İnanmıyorum. Evet. Yani kaç yaşındasınız burada? Orada kaç yaşındayız? 7-8 yaş olabilir. Aynı semtte mi büyüdünüz siz? Hayır aslanım, şu şekilde anlatayım. Bu fotoğraf nasıl oluştu ya da? Eşimin teyzesiyle... Benim kendi dayım, ikisi evliler. Hı. Ve biz kuzenimizin sünnetinden sonra birlikte olmaya devam ettik. Bu sünnet mi? Hayır, orada evleniyorlar dayımla, Hamza'nın teyzesi. Evet. Ve sonradan da... Siz küçükken aynı karede bir fotoğrafınızın olduğunu fark ettiniz. Ondan sonra fark ettik ve zaten sünnette de bakıştık. Daha sonra zaten birlikte olmaya karar verdik. Çocuk yani akrabalarınızın... çocuğunun sünnetinde eşinle orada tanıştın aslında sen tam anlamıyla. Evet. Anladım, şimdi oldu. Ne zaman oluyor bu tanışma? Kaç yıl önce? 2014 sene önce. Burada neredesiniz? Orada Botanik Park'tayız. Kaç yaşındasınız burada? Bu 2015. Bir sene sonra. Aslanım eşim askerden gelmişti. Özlem gidermiştik. Bundan yıl fotoğraf çekinmiştik. Ay çok güzel. Onun anısı. Burada benim doğum günüm kutluyoruz. Aa, pasta ne kadar yaş olmuş. Pasta yaptırdı. O ayıcık oradan. Evet. Evet. Geliyor. Kaç yaşına giriyordun? 16 yaşıma giriyordum. Ay ne kadar küçük yaşta görüşmeye başlamışsınız değil mi? Evet. Ailelerin haberi var mıydı peki? En son benim ailemin haberi oldu. En son ben babalar duyar misali. Kız evi. Evet. Çünkü annem biraz tepki gösterdi. Neden? Ne dedi? Yani çok yakınız ya aslında. Evet. Pek hoşlanmadı annem bu durumdan ama sonra Hamza'yı tanıdıkça çok iyi ki benim damadım oldu dedi. Ay ne güzel. Burada evlenme teklifi alıyorum. Aa süper. Aslında doğum günümdü bugün benim. Ha. Haberim yoktu. Sürpriz oldu bana da. Ünlü bir otelde baş başa yemek yerken o sırada Keman eşliğinde evlenme teklifi etti. Kaç yaşında teklif aldınız? 19 yaşında. Evlilik ne zaman süre sonra oldu peki? Hemen
askere gitti. Hı hı. Askerden sonra da bir sene içerisinde evlendik. Peki biliyor muydunuz evlenme teklifi edeceğini? Hayır ama bekliyordum. Hep bekledim. O gün de beklemiyordum. Yani doğum ne günümdü. Diye gelindi buraya? Yemeğe mi çıkacağız ya? Yemeğe, doğum yemeğe. Doğum günüymüş. Doğum gününde beklemiyordun ama. Hayır. Ne güzel olmuş. Beklenmedik anda gelen sürprizler çok evet. güzel değil mi? Evet. Burada söz akşamını kutluyorduk. Hem istediler hem söz mü oldu? Nasıl oldu? Evet. Baştan istendi. Hı. Sadece ailesi olarak. Daha sonra toplu olarak akrabalarıyla birlikte de geldiler. O şekilde ha, de isteme oldu. İki yine defa. Pembeler, evet, iki defa. Morlar çok tatlı. Bu da pembe. Söz nasıl? Kayınvalidem sağ olsun. Kayınvalide de pembe seviyor. Senin pembe evet, sevdiğini de biliyor. Olduğunu da biliyordu. Bak bak sen. Bir meyve sepeti geliyor. Evet. Şimdi onlar hani bazı kişiler manav oluyor. Hı hı. Bazıları da hani yetiştiriyor. Yok bizimkiler pazarcılar ama halden alıyorlar. Ha. O şekilde yeşillik satıyorlar. Evet. Ama onlar karşıdaki tezgahtan. Evet. Oradan da alıp böyle tek tek kendisi süsleyip o akşam sürpriz oldu bana getirdi. Ne güzel. Güzel. Olmuş. Mavi mi giydiniz sözlü? Evet, saksı mavisi. Senin çalışma hayatın oldu mu ablacığım? Evet, oldu aslanım. Ne okudun, nerede çalıştın? Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Evet. Daha sonra direkt kurumsal firmada yönetici olarak devam ettirdim. Öyle mi? Evet. Evlendikten sonra da bırakmak zorunda kaldım. Neden? Aslanım evli iş yürümedi bende yani olmadı. Çok geç geliyordum ben. 11'den sonra geliyordum. Saat 11'den sonra yani. Hoş olmadı. Eşim de bunu karşılamadı. Çok geç geliyormuşsun. Evet, gerekli duymadık hani o saate kadar çalışmama. Evet. Ben de işten ayrılmak zorunda kaldım bu şekilde. Sonra bebek geldi zaten. Evet. Bu nişan galiba. Evet nişan. Mavi mi giydi eşiniz? Evet mavi değişik, giydi. Değil mi? Farklı durmuş. Siz de pudra giymişsiniz. Evet ve mavi de var. Evet. Bu da toplu bir şekilde. Aile arasında mı oldu yani büyük müydü? Büyük büyüktü. Görünüyor ama. Hı-hı. Akrabalar arasında. Orada bir kırmızı elbiseli bir hanımefendi. O kayınvaliden. Ha kayınvaliden. Evet. Yanındaki tanıtsana. Kayınpederim. Evet. Kayınpederim yanındaki kaynım, eşimin hı-hı. kardeşi. Eşimin yanındaki babam. Evet. Annemin gözleri kapalı çıkmış burada. Ay canım benim. Babamın yanındaki annem, annemin yanındaki eniştem, ablamın eşi. Evet. Ablam ve çocukları, iki kızı var onun çok da güzel. Çok güzel, çekirdek aile fotoğrafı. Evet. Çok güzel. Bugün nişandan görüntülerim. Hı-hı. Dans ediyorken. O zaman da havai fişek. Elbisesini nasıl buldunuz? Yani biraz farklı, pembe mavi. Pembe. Şaşırmadınız yani. Ben de nişanda pudra giydim. Beyaz duruyor çok ya. Ben evet. de öyle bir hata yaptım. Hiç böyle düşünmemiştim. Ne kadara kiraladınız peki veya satın mı aldınız? Elbisimi 3000 TL'ye aldım. Peki salon kaç kişilikti? Salon 500 kişilikti. Hı hı. Salonu ne kadara tuttunuz peki? Salonda 3000 TL. Ha, uygunmuş bayağı. Nişan takılı mı oldu? Evet takılı oldu. 20 adet küçük altın vardı. Sadece altın mı? Sadece altın mı? Altın vardı. Bir tane de kelepçem vardı. Kayınvalidem takmıştı nişanda. Sonra kına gecen. Evet sonra kına gecen. Kına gecende neler takıldı? Kına gecemde sadece elime kına yıkılırken küçük altın takıldı. O kadar. Peki kostüm değiştirdin mi? Hani tabii, kaftanıdır. Evet elbisesidir. Kaftan giydim. Aha. İlk çıkışım kaftan değildi. İlk çıkışım pulluydu. Arkası böyle uzun sen tüllüydü. Sen misin? Evet benim. Aa. Gerçekten. Evet o tüllü olan. Çok zayıf falan. Çeyizine görmüş. Evet. Evet çeyizindeki yelpaze. Ayağınızdaki ayakkabı evet, şu anki ayakkabı. Evet bravo. Ama çok mu zayıfsın orada? Çok zayıftım aslanım. Tabii. Doğum gerçekten insanı değiştiriyormuş. Evet. Öyle bir mi? Bir de sanki biraz after party elbisesi after gibi olmuş. After party zaten. Ama ilk girişim yok, after kına. Party değil evet. Ha, ilk çıkışım. Arkada tül var uzun. Evet. Kına'dan kaç gün sonra düğün oldu? Bir gün sonra astım. Hı-hı. Bir gün ara verdim. Peki nikahınız? Nikahımız düğün içinde oldu. Aa çok güzel olmuş. Gelin çiçeğiniz beyaz mı? Evet beyaz gül. Yalnız sen nişandan sonra mı kilo almaya başladı. Nişandan hayat böyle sonra düzene, yemeklere, içmeklere düzenli sosyalleşince. Evet, iyice değişti. İnsan öyle oluyor. Evet, hepimiz de olduğu gibi. Ay eşi çok aşık bakmıyor mu? Evet. Hamza. Birbirlerine şarkı söylüyorlar. Evet. Çok tatlısın. Gelinliğini ne kadara kiraladın ya da satın aldın mı? Ne yaptın? Kiralık olarak almadım. 3000 TL'ye diktirdim. Aa çok uygun diktirmişsin. Ne yaptın gelinliği? Hala duruyor aslanım. Saklıyorum. Vallahi. Ha saklamayı mı planlıyorsun yoksa birine aslında vermeyi planlıyorsun? Planlamıyorum. Birisini de vermek istemiyorum. Ne olacak? Artık durduğu kadar yani. Gelin de veremem. Birine hediye edebilirsin. Nasıl?
Birine hediye edebilirsin bence. Evet. Ne yapacaksın ki sandık altını sararıyor, yani soluyor, mahvoluyor sonra belki yani. Belki ilerleyen zamanda kızı olursa ona olur. Ya da evet, belki kızım de. Belki yok, aslında o da kendisi gibi kendine göre bir tarz yapar. Şimdi yapıyor ya aslında. Hani annelerinin kıyafetlerini nikah kıyırırken giyiyorlar daha sonra kendi gelinliğini. O saklamak istiyor, anladım ben. Sizde de kuşakla. Evet. Çıkarmadın mı kuşağını? Hayır, hiç çıkarmadım. Hmm. Herkeste kuşak gördüm ben bu hafta. Bende yoktu. Sende yoktu değil mi? Ah dur bakalım evet'i nasıl gelmiş dinleyelim. Orada da heyecanla rastlandı. Ya duyalım. Betül. Betül'ün eşi gibi. Ses rica edelim. Bir ömür boyunca olabilmek için hiçbir baskı ve etki altında kalmadan sayın Hamza Bozgeci. Eşi olarak biliyor musunuz? Türk hanımında evet. Damat Bey. İyi günde, kötü günde. Hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu mutlu olabilmek için hiçbir baskı ve etki altında kalmadan sayın Pelin Pişkin Soy'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Bir ömür boyu evet. Ne güzel söylemiş, sen çok heyecanlıydın. Evet, ben evet heyecanlanınca kelimeleri yutuyorum aslanım. Yutuyorsun değil mi? Ne dedin orada? Tüm kalbimle evet. Ama kalbimleyi sanki bir yutmuş orada bir değişik çıktı. L'sini pek duyamadık değil mi? Çok tatlı. Şöyle bir salladın mı ellik cüzdanını? İkimiz de evet. Ha? Ayağına yaptık. Bastın mı? Evet bastım. Ve takı merasimi. Evet. Takı merasiminde kimler neler taktı anlat bakalım. Annemler kolyemi taktı. Nişanda ben takılarımla birlikte kolye yapmıştık ikimiz. O şekilde düşündük. Kelepçem takıldı. Nişan akşamı takılmıştı. 3 tane bilezik takıldı. Düğünde kayınvalidemler taktı. Orada bir set var. Burada da takmışsın galiba. Evet aslanım. O akşam evet, takıldı. Evet o akşamki setim. Kim taktı? Onu da kayınvalidem ve kayınpederim taktı. Çok güzel, sağ olsunlar. İnce setim var. Onu da kayınvalidem ve kayınpederim taktı. Ne güzel. Ay kibar kibar da oynuyor Pelin'cim. Vallahi eşin senden daha böyle coşkulu oynuyor. Yok aslanım ben de oynuyorum. Evet sonlara doğru. Çiçeğini attın mı? Attım aslanım. Ha, kim kaptı? Kuzenim. Aa evlendi mi? Hayır o da küçük. O çiçeği kapıp evlenen birini henüz görmedim. Ben de görmedim. Ben de görmedim. Hiç denk gelmedi. Nasıl bir şeyse. Benim ablam da koleksiyon oldu artık. En büyük ablam bekar. Kaptı. 5 tane kaptı. Gelin çiçeği aldı ama hala bekar. O zaman kapmayın mümkünse. Evet, var onda de bir hikmet. Kapanlar evde kalıyor. Peki balayına nereye gittiniz? Güney Afrika'ya gittik. Güney Afrika? Evet. Neden? Yani orayı merak ettiğimiz için ikimiz de orayı tercih ettik. Unutamadığınız bir şey var mı? Burası aslanım. Anlat bakayım. Balıklara yem yedirdik. İyi yem ama olmadınız niye bari. Şimdi? Niye gülüyorsun? Ben de merak ettim. Cevap verin. Ben ciddi ortamlarda gülüyorsun ki seninle alakalı değil öyle. Fotoğraf biraz gülünce komik geldi. Güldüm. Hangisi komikti? O şey kafanda bir şey var ya. Akvaryum gibi. Akvaryum gibi. Keşke sen siz balık de gitseniz gibi. O zevki tatsanız. Yok balık hani akvaryum gibi duruyor ya çok komik geldi. Bir şey yok orası yani. Okyanus ya. Tamam da işte komik geldi kafandaki bir şey. Bir şey yok şu an yanlış anlıyorsun. Ya böyle balıklar çarpınca farklı bir şey olmuyor mu ya? Ben korkarım giremezdim. Yani ellerimizi gerçekten de yediler. Evet. Ne diyorsun? Usturuyorlar böyle. Şimdi ne yapıyorsunuz? Kaplumbağa. O da ne mi? Üstüne mi çıktı kaplumbağa? 80 ile 100 yaşındaymış aslanım. Kaç? Çok büyük. 80 ile 100 yaşında arasında. Aa. Peki sen üstüne çıkmış oturmuşsun ya ölseydin. Yok beni. Ya gerçekten kaplumbağa gelmiş 100 yaşına. Pelin geldi. Aşk olmaz mı? Zaten yaşlı. Tarihi geçerdim vallahi ya. Aynen. Tarihi eser olmuş kaplumbağa. Bu benim şey gibi oldu. İlk bölümümüzde ben davulun üstüne oturdum ya. İçimden de otururken kızlar şimdi gösteriyorlardı. Ay şöyle hafif kibar kibar oturayım da tabii de kırılır mı ölür mü maazallah. Az final davulu kırdı demesin. Bu kadar kilo aldı davulu da patlattı. Ay o geldi aklıma. Hayır. Kaplumbağa sağ olsun. Yaşı yaşandı inşallah. Sağ bıraktık biz. O günden beri Pelin. Pelin. Pelin diyor. Ay o demesin aslanım ya. Demesin. Demesin. Evet burada ne yapıyorsunuz? Burası Nepal Köprüsü. He. Bunun üstünden geçtik aslanım. Çok tatlı anlatıyorsun. Ya ben seni yerim ya. Ne biliyorsunuz Nepal'den geçtiniz mi? He? Gerçekten ama güzel bir şey. Çok tatlı anlatıyor mu? Çok tatlı zaten kendisi. Ve bir şey söyleyeceğim. Dünyayı
gezmek, görmek hakikaten çok güzel bir zenginlik. Bence de. Evet. Bence de. Hatta dünyayı görmeden önce bence Türkiye'nin çok özel yerleri var. Dünyayı görmeden önce ülkemizi şöyle güzel güzel gezelim, tarihi yerlerini keşfedelim. Evet. Gerçekten bunu ablanız olarak tavsiye ediyorum ben. Ardından da dünyada tabii ki böyle güzel, keyifli yerler var. Gücümüz nispetinde bence en güzel birikim işte bunlar. Farklı güzel bir balaya yaşamış. Güzel olmuş. Değil mi? Evet. Baksana, ay korkmadın mı? Herhalde bir şey gerçekleştirmişsiniz. Bunu ben de yapmıştım. Gerçekten. Öyle mi? Sen de yaptın. Evet. Bu arada biliyor musunuz? Pelin bana arada söyledi. Dedi ki aslanım benim hayalim pembe panjurlu bir evim olsun, yuvam olsun demişti. Gerçekleştirmiş. Evet. Bence de Pelin sen gerçekleştirmişsin. Gerçekten böyle pembeler içinde, içine kattığın o krem rengi, senin enerjinle güzel bir yuvan olmuş. Teşekkür ederim. Ben sana gerçekten bu güzel masalsı dünyanda mutluluklar diliyorum Pelin. Çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun inşallah. Çok sağ olun. Şimdi nereye gidiyoruz biz? Puanlamaya. Evet, hazır mısın? Hazırım. Siz? Hazırız, bekliyoruz, heyecanlıyız. Puanlamadayız. Tek tek parçalara ben puan vermiyorum aslında. Elbette. Programın amacı da bu değil. Hak edene hakkını vermezsen haksızlık olur. Baştan beri sen benim için etkisizsin Pelin'cim. Baştan beri sen benim için etkisizsin Pelin'cim. Ne, sana bir şey söyleyeyim. Sen gerçekten zevksizsin. Adaleti sağladığınızı mı düşünüyorsunuz? Az sonra. Değerli izleyenler, haftanın son puanlama setup'ındayız. Pelin'cim hazır mısın? Hazırım aslanım. Arkadaşların puanlarını kullandılar senin için. Evet. Ayçelen, senden başlayalım. Tabii. Önce kısaca sebepleri, ardından da puanını paylaş. Öncelikle ikramlıklarını beğendim. Çeşitleri güzeldi, lezzetliydi. Karşılamamı da çok beğendim. Teşekkürler. Onun dışında evin mesela oturma odası devamı yatak odasında. Yatak odasının devamı mutfakta. Hı hı. Yani parçaları o kadar bütün ve takım kullanmışsın ki hiçbir esprisi yoktu benim için. Teşekkür ederim. Genel havasını, evinin genel havasını çok ağır buldum. Yani, ama senin evinden hiç ağır değil yani. Senin evin daha çok ağır benim evimden. O yüzden beğenemedim. Bu kadar söyledim. Peki puanını görelim o halde. Pelin'cim benim sana puanım 1. Evet aslanım, bekliyordum. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Şöyle bir laf vardır. Hak edene hakkını vermezsen haksızlık olur. Haksızlık şu anda sen yapıyorsun zaten. Hayır, ben yapmıyorum. Ve Nes, sana bir şey söyleyeyim. Sen gerçekten zevksizsin. Belli oluyor canım kimin zevksiz olduğu. Üzülme lütfen tatlım. Hissettiğin şeylerin aynısını ben de hissettim. Bu yüzden hiç de mutsuz değilim. Çok da mutluyum. Ayçelen'in puanını doğal buluyorum. Çünkü Pelin de ona bir verdiği için kısasa kısas yaptığını düşünüyorum. Aslında bence evi çok beğendi. Ama televizyon önüne yansıtmadı. Şimdi sen kaç puan vermiştin arkadaşına? 1 puan vermiştim. Ha, siz karşılıklı selamlaştınız yani. Evet. O sana bir, sen ona bir. Ben haksızlığa gelemiyorum demişti kendisi. Evet. Gerçekten de gelemiyor zaten. Evet, gelemiyorum. Gelmişsin ama. Bu kadar söyleyeceklerim. Evet Münevver, seninle devam etmek istiyorum canım. Ben önce kutumu açmak istiyorum. Şunun için de sana teşekkür etmek istiyorum. Misafirperversin ve çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Peki puanını görelim. Benim sana puanım 1. Bir şekilde puan. Bekliyordum, evet. Neden? Yani belli ediyorlardı en başından beri. Şöyle Pelin'cim, zaten yorumlarda ben oldukça nettim. Beğenmediklerimi dile getirdim. Tekrar istersen tekrar açıklayabilirim memnuniyetle. İstiyor musun açıklama yapmasını? Açıklasın aslanım. Yatak odan komple krem, pembe tüllerin, pembe fonun kısa olması. Ben uyumlu bulmadım. Tek tek parçalara ben puan vermiyorum aslanım. Elbette. Programın amacı da bu değil. Doğru. Tek tek evet ben senin başlığını beğendim, yatağını beğendim. Yok, ucundaki... Hiçbir şey beğenmedin değil mi? Beğendim. Hiçbir şey bak, beğenmedim. Söylüyorum. O yüzden 1 verdin. Neden kabul etmiyorsun? Beğenmemi istemiyorsan tamam, hiçbir şey beğenmedim ve puanım 1. Çünkü rakip gördüm.
Rakip olarak seni beğenmiyorum. Baştan beri sen benim için etkisizsin Pelin'cim. Hiç düşündüğüm gibi değildi zaten Aslan'ım. Bunu ben içimde hep bu şekilde biliyordum. Kesin dedim ve gerçekten bu şekilde doğru oldu. Ayçelen, Münevver, bir puan verdiniz. Gerçekten vicdanınız rahat mı? Adaleti sağladığınızı mı düşünüyorsunuz? O kadar emeğe bir puan mı sadece? Bir şey söyleyeyim çocuklar. Yani sizin oturduğunuz evlerin birçoğunu, bizi izleyen birçok kişi ancak bizim programımızda görüyor. Yani hepinizin evi çok özel, çok kıymetli, çok güzel döşenmiş gerçekten. Allah güle güle huzurla oturmak nasip etsin. Birçok kişi sizin kurduğunuz masalar gibi masalarda oturmak ister. Anlatabiliyor muyum? Yani hani böyle bir isyankar tavırda vermeniz bu puanları gerçekten bazen çok haksızlık oluyor. İzleyenlere haksızlık oluyor biliyor musunuz? Ve birbirinize de haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Ya ben böyle düşünüyorum şahsım adına. Ben de bir... Çünkü hepinizin ayrı ayrı evlerinde şıklık, güzellik, uyum ya da uyumsuzluklar var. Neyse devam edelim. Seninle devam edelim lütfen Betül. İlk önce o zaman nedenlerini söyleyeyim. Sen de puanını aç hayatım. Tamam o zaman. Benim Pelin'e puanım 2. 2 puan? Evet. Sen bu 2 puanı niçin verdin? Ben Ayçelen'le mobilyalarını biraz da olsa benzettim. Ben o evi beğenmediğimi de söyledim. Benim tarzım değil. Evet uyumsuzluklar da var. Uyumlu olan şeyler de var. Tek başına güzel olan şeyler de var. Ya herkesin evi kendine göre zaten. Evet herkesin evi kendine güzel geliyor. Evet. Yani illaki herkesin beğenmediği şeyler de oluyor. Benim beğendiklerim de oldu ama misafirperver de güzeldi. Teşekkür ederim bugün için. Evet. Güzel. Ona yeterli puan verdiğimi düşünüyorum. Kimseye bir puan vererek kimsenin emeğini harcamadığımı, Pelin'in evinde değerinin bu kadar olduğunu düşünüyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı? Aslanım beklediğim puanlarda zaten bunları bu şekilde, evet. Pazartesiden beri bunları bekliyordum. Neden? Çünkü cuma günü olan kişi yani resmen eliniyor kafadan zaten. Çünkü hiç alakası sonunda. Yok. Bence onun, de yanlış. Onun günle bir alakası yok bir kere. Yani biz çok cuma günü evlerin birinci olduğunu çok gördük. O yüzden böyle şeyler düşünmeyelim. İzleyicileri de yanlış yönlendirmeyelim Pelin'cim. Oldu mu? Peki. Kübra'cığım senle devam edelim. Benim sana puanım 2. Evet. 2 puan. Doğru. Tabii mi tahmin ettin? Evet. Ben 2 puanı senin misafirperverliğine, karşılamana verdim. Çeyizini de beğendim. Çok teşekkür ederim. Ama onun dışında bir şeyini beğenemedim. Kusura bakma. Evet, bu benim zevkim. Renk uyumlarını uyumsuz buldum. Çok fazla şaşaa görüyorum. Çok fazla dekor var. Renk uyumu yok. Gümüşle gold'un karışmasını sevmiyorum. Senin zevkinin son derece zıttı. Evet, çok zıttı ama ben senin zevkin olarak bakıyorum ben buraya. Asla kendi zevkime göre yorumlamıyorum. Yine de uyum yok mu? Bana göre şöyle, kremle pembe tonların uyumu var ama hepsi çok hareketli parçalar bana göre. Hiç sadelik kullanmamış. Ve ben gümüşle gold'un hiçbir zaman karışacağını düşünmüyorum. Ben karıştıramıyorum. Ve sevmiyorum ikisini bir arada. Sen salonda bunları kullanmışsın. Evet. O yüzden benim sana puanım 2. Bence Pelin'in evi gerçekten 6 puanı hak etmiyordu. Çok düşük puanlar oldu. Ama bu da buranın cilvesi. Toplamda 6 puan aldın. Evet aslında. Şu anda finale gidiyoruz. Evet. Haftanın birincisini açıklayacağız. Ama onun öncesinde birbirinize haksızlık ettiğinizi düşünüyor musunuz? İçinde kalan, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sana ben bana haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ben de herkesin birbirine haksızlık ettiğini düşünüyorum aslında. Öyle mi? Şu an... Kimse... Sen mesela şu an sen bir haksızlık ettiğini düşünüyor musun? Ya illaki yarışma hırsı var yani burada kazanmak için yani herkes bunun için savaşıyor burada kimse demesin. Sana da kim haksızlık yaptı? Yani herkes hiçbir şey beğenmedi aslında bir tane hani beğendim dediklerini görmedim ben puanlamada. Hep beğenmedim sen beğenmedim. Sen bir şey söylüyordun Kübra'cığım. Ben bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Evet hepsinin evinden benimki daha farklıydı tarz olarak. Ama ben uyum yakaladığımı düşünüyorum ama hiçbiri evimi beğenmedi. Eleştiri yapılmayacak yerlere eleştiri yaptılar ki ben eksiğimi dün de söylemiştim zaten yayında. Benim evim de ikilik değildi.
Bu evle kıyasladığımda yani benim evim buraya bin basar diye düşünüyorum. Evet, renk uyumu olarak en azından hani tarz olarak zaten çok bambaşka. Bambaşka tarzlar evet. Evet, alakası yok evimle. Bu kadar. Evet, ne versen bir şey söylemek istiyor musun? Tabii haksız davradın mı? Birbirine haksızlık yapıyor. Ben de uğradım, arkadaşlar da uğradı. Bence sen haksızlık yaptığını düşünüyor musun? Hala haksızlığa ben gerçekten... Haksızlık yaptığını düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Ben kendi zevkim farklı. Arkadaşlarımın zevki de çok farklı. Hepimizin de çok farklı birbirinden. Tek Ayçelen'le Pelin biraz uyuyor. Diğer hepimizin farklı. Bence arkadaşlar herkes söylesin yani herkes birbirine haksızlık tek yaptı. Sonuçta yarışma hırsı yani bu. Evin çok güzelmiş diyen ben bugün duydum mesela bu kelimeyi ama ben hiçbir arkadaşın evine girdiğimde bu kelimeyi de etmedim ve düşük puan da vermedim. Hı hı. Ya bugün o dediği kelimeye göre oynuyor gerçekten şu an. Kim ben... dedi öyle bir şey? Çok güzel diye. Kim dedi öyle bir şey? Kimden duydun? Ayçelen'den duydum. Evin çok güzelmiş derken evin çok güzelmiş dedim. Hı. Hı-hı. Büyüklüğü mü? Evet. Evet. Evet o anlamda ben de çok beğendim. İstanbul evleri küçük gerçekten. Hı-hı. Doğru. Bursa'da geniş sizde. Bir ev daha gördüm. Geniş. Haklısın. Ayşelen sen haksızlığa uğradın mı? Ben uğradım tabii ki de aslanım. Ayrıca bu haftanın en adaletlisi benim bence. Çünkü haftanın en yüksek puanını ben verdim. Başka kime verdin? Münevvere bana vermişti verdim. 4 puan. Hı hı. Hı hı. Pişman mısın? Hayır değilim. Herkes hakkını verdiğimi düşünüyorum. Hı. Benim burada olma sebebim biraz da bu adaleti sağlamak. Evet. Yani bu puanlar gerçekten bir puanı görmek beni hep çok üzdü. O sebeple ben bu büyük finale giderken herkese hak ettiği puanı vereceğim. Hiç merak etmeyin. Evet değerli izleyenler siz de Gelin Evi sayfamıza favori gelininizi, favori birincinizi lütfen yazın. Şimdi büyük finale gidiyoruz. Evet değerli izleyenler, bu hafta da su gibi aktı geçti. Acaba bizden tam 10 altın kazanan gelinimiz kim oldu? Az sonra. Evet, haftanın büyük finalindeyiz. Acı tatlı, güzel, neşeli anlarımız oldu. Nasıl geçti anlamadık değil mi bir hafta? Evet, ha? Çok hızlıydı. Çok hızlıydı. Elbette ki her yarışmada olduğu gibi bu yarışmanın da bir birincisi var. Evet, acaba bizden tam 10 altın kazanan gelinimiz kim oldu? Bizden 10 altına veda eden ilk isim... Bu hafta 10 altına veda eden ilk isim... Ayçelen sen oldun. Sen bu hafta gerçekten bakımlı, çıtı pıtı, haftanın en güzel gelinlerinden bir tanesiydi. Teşekkür ederim. Yaşına baktığımda, sana baktığımda gerçekten o denli klasik bir mobilyayı hayal etmemiştim. Yani bazı genç hanımlar çok ağır klasik mobilyalar tercih edebiliyor zaman zaman. Belki bundan 5-6 yıl sonra diyeceksin ki çok spor bir mobilyam olsun diye düşüneceksin. Arkadaşların sana toplamda 6 puan verdiler. Ben de düşündüm diğer arkadaşlarınla olan ilişkilerini, puanlamalarını, evin her köşesini, kritiğini yaptım. Ve sana toplamda 7 puan uygun gördüm. Ve sen gelin evinden 13 puan aldın. Seni tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah bir 2-3 yıl sonra farklı modern bir evle yeniden senin gelin evinde görmek nasip olur belki. Ne İnşallah. Dersin? İnşallah, tabii ki de. Değil güzel mi? Olmasın evet. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Annenin yaptığı ekşili köfte çok güzeldi. Afiyet olsun. Vallahi ellerine, kollarına sağlık. Çok sağ olun, çok lezzetliydi. Olsun. Buradan bir kere daha teşekkür ederiz. Allah hepinizin ve senin kesenize bereket versin. Teşekkürler. Çok önemli. Altına veda eden ikinci isim. Müzik
Arkadaşlarından 6 puan, bendense 9 puan aldı. Pelin'cim sen oldun. Evet aslanım. Haksızlığa uğradığını düşündüm biliyorsun. Bir puanları kimseye layık bulmadığım için bazı eksiklerin de olabilir, fazlalığın da olabilir ama güzel, hoş ve avantgard mobilyanın hakkını veren bir ev döşedin. Avantgard mobilya bu. Ama belki tüllerini beğenmedim, yatak odasındaki tüllerini beğenmedim, kombinlemeni beğenmedim ama adaleti sağlamak benim görevim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim aslanım. Değerli izleyenler, haftanın birincisi Betül mü oldu? Münevver mi oldu? Yoksa Kübra mı oldu? Hepsinin evi birbirinden farklıydı. Aslına bakacak olursanız bu hafta birbirinden farklı 5 ev gördük mü? Bence gördük. Birbirinden son derece farklı 3 ev kaldı. Benden 8 puan aldı. Toplamda 17 puana yükseldi. Betül, bu sensin. Teşekkür ederim arkadaşlarıma. Bu süreçte çok iyi, güzeldi. Siz de çok güzeldiniz. Benim için değişiklik oldu, güzeldi. Terasa kurduğun masa ve ambiyansı çok sevdim. Sizin için de her çok şey. Teşekkür önemli ederim. Olan mutlu olmak. Eksikler ben çok mutlu vardı. Oldum. Tabii ki. Ama iddialı bir de koltuğun vardı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok sağ olun. Sana da yeni kurduğum bu yuvanda mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür daha ederim aslında. Daha çok uzun bir yol var önünde. Evet. Evet değerli izleyenler, haftanın birincisi Kübra mı oldu? Yoksa Münevver mi oldu? Ben çok heyecanlıyım. Lütfen hepiniz ayağa alsam olur mu? Evet değerli izleyenler, bu hafta da su gibi aktı geçti. Haftanın birincisi Münevver mi oldu? Yoksa Kübra mı oldu? İkisinin de puanları birbirlerine yakın ama ikisinin de evleri ve zevkleri birbirine çok uzak. Münevver, sen arkadaşlarından 12 puan aldın. Kübra, sen arkadaşlarından 11 puan aldın. Aranızda gerçekten çok ufak bir fark var. Evet. Çil çil altınlar. Bu çil çil altınlar acaba kimin oldu? Münevver arkadaşlarından kaç puan aldı? Kaç puan verdiniz arkadaşınıza? 12 4 puan verdim ben. Evet, toplamda evet, 12 puan. Kübra'nın ise 11 puanım var. Evet, ben Münevver'e 7 puan verdim ve 19 puana yükseldin. Kübra, sen arkadaşlarından 11 puan aldın. Benden 9 puan alarak haftanın birincisi sen oldun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim canım. Vallahi zaten izleyenler de görecekler. Evet. Gerçekten çok emek harcanmış bir evdi. Tebrik ediyorum. Siz de tebrik ediyor musunuz bilmiyorum arkadaşınızı. Kübra'yı tebrik ediyorum. Birinci oldu. Evet, evi bizden farklıydı. Benim 35-30 yaşındaki döşeceğim bir mobilya döşemişti. Tebrik ediyorum onu buradan. Bugün Kübra birinci oldu. Aramızdan hiçbir şekilde hak etmedi. Birinci olabilecek başka insanlar da vardı, ben dışımda. Ama Kübra'yı kesinlikle birinciliği yakıştıramadım. Hak etmedi bence. Şahsen ben Kübra'nın evine yapmış olduğunuz ağır eleştirileri biraz fazla buldum. Çünkü gerçekten şimdi burası da güzel bir ev. Evet, mobilyacıdan alınmış çok güzel bir ev ve sana 9 puan da sana verdim. Sana döndüğümde farklı parçaları birleştirip hakikaten bir emek koymuştu ortaya.
Hani siz ne düşünürsünüz bilemem ama izleyiciler zaten bunun kararını verirler. Ama yakından gören, şahit olan bendim. Evet, yatak odasında ayrı bir giyim odası alanı açması, başlığı olmamasına rağmen oraya başlık varmış gibi bir adeta bir sanat yapması. Yani bunlar önemli ve değerli şeyler. Masa düzeni de özeldi. Yani benim içim çok rahat. Teşekkür ederim. Sizin de içiniz rahat olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Hakkın da kazandığına inanıyorum. Seni tebrik ediyorum hayatım. Sağ olun. Hepinizin eline, koluna, emeklerine sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Birinci oldum çünkü evim hak ettiği değeri aldı. Bu hakkı da bana Aslı Hanım tanıdı. Gerçekten ona çok teşekkür ediyorum. Gelinlere kalsa ben birinci olamazdım. Emeği çünkü görmüyorlar. Eleştiri yapmak için gelmişlerdi gerçekten. İyi ki kazandım, çok mutluyum. Yine güzel bir final gününden herkese veda ediyoruz. Ve pazartesi günü birbirinden renkli, birbirinden zevkli, yine çok maharetli 5 gelinimle sizlerle Show TV ekranlarında birlikte olmak üzere. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın, bizimle kalın. Bay bay. Halife değil mi? Evlilik hayatımı da göstermek istedim. Sihirli küre. Yarışmanın birincisi kim olacak acaba? Halife. Yeni gelin rengi neymiş? Artık ö geldi griden. Şöyle camdan böyle bir şey yapacaksın böyle içine. Çovrumda direkt yatak. Zaten ölçüsü de takım gibi. Hop hop oradan hop. Cenazeye katılır gibi simsiyah. Aman! Bakayım tipe bak. Nasıl da heyecanlandı. Evet.